Avukatlar, medeni hukuk ve borçlar hukukunda mali müşavirlik mesleği açısından özellikli konular seminerimize hoş geldiniz. Profesör Doktor Doğan Şenyüz'ün sunum yapacağı bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, yine bir cumartesi eğitiminde bir aradayız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası olarak medeni hukuk ve borçlar hukukunda mali müşavir mesleği açısından özellik arz eden konularla ilgili Sayın Üstadımız Profesör Doktor Doğan Şengüz'ün sunumunda bir semineri sizlerle buluşturuyoruz. Bunun ikincisini gerçekleştiriyoruz bildiğiniz gibi. Bir öncekini ayın başında gerçekleştirmiştik. Değerli meslektaşlarım, bugünkü seminerimize başlamadan önce odamızın çevre, sağlık ve spor komisyonunun katkılarıyla İznik'te oluşturmuş olduğumuz BSMMO 6. Hatıra Ormanımıza katkıda bulunan kişi ve firma temsilcilerine de teşekkür plaketlerini takdim edeceğiz. Sizlerin huzurunda geleceğe anlamlı bir miras bıraktığımız bu güzel çalışma yürüten komisyonumuza, komisyon başkanımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Kurullarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği üzere seminer programlarımız oldukça yoğunlaştığı bir döneme girdik. Beklentilerimiz var. Yeni nesil yazar kasayla ilgili işte bu sürecin uzatılmasına ilişkin başvurular var, beklentiler var. Bunu tabii ki sosyal medyadaki paylaşımlar gayri resmi şeylerdi. Ama bu bir baskı unsurudur. Yani şeye mevcut hükümete yakın gazetelerin dahi işte gelir idaresinden alınan bilgiye göre deyip haber geçtiği bir yerdeyiz. Altyapısı henüz hazır değil ama bir hazırlık süreci de var bunun. Biz sürekli telefonlarımızla en son gelişme nedir diye soruyoruz. Resmi bir haber bize ulaşmadıkça size tabii bunu ulaştıramıyoruz. Ama tahmin ederim ki bu önümüzdeki haftanın içerisinde bu konu kesinlik kazanacak. Daha fazla çünkü beklemeye tahammülümüz yok. Önümüzdeki haftada uzatılmazsa bilin ki bununla ilgili uzatılma olmayacak. Ama ne yazık ki bizi şaşırtan şeyler var tabii ki. Son gün, son saat, hatta 15 dakika kala uzatmalar da olabiliyor. Bu yoğun seminer programımızda mevcut medeni hukuk ve borçlar hukukundaki mali müşavirlik mesleği açısından önemli konular ve özellikle başlıklarla ilgili seminerimizin ardından birbirinden farklı konu başlıklarında ve alanında uzman konuşmacıların sunumunda seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir heyecanla hayata geçirdiğimiz proje ve faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışma kadrolarımızda yeni yılda da çok daha başarılı projelere hep birlikte imza atacağımızdan hiçbir şüphem yok. Geride bıraktığımız dönemde meslek alanımıza giren ve işbirliği içerisinde olmamız gereken tüm kuruluşlarla ortak çalışmalar başlattık ve çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Muhasebe meslek camiası olarak meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında yürüttüğümüz girişimlere de hız kesmeden devam ediyoruz. Burada bir değişiklik yapmak durumundayız. Çünkü tüm sorunlarımızı sadece üst birliğimizle iletmek ve onların da alacağı sonuçları beklemek durumundaydık. Bundan sonra madem ki çok iddialı bir hükümet geldi, %49'da da görevde bulunuyor ve her şeyi çözeceğini söylüyor. Halkımız da buna inandı ve oy verdi. O zaman biz de ilgili hükümetin ilgili bakanlıklarıyla, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na dosyalarımızı bizzat vereceğiz. Bizzat takip edeceğiz. Ve TÜMOP'la eş zamanlı olarak ilgili bakanlıklara
önerilerimizi ileteceğiz. Süre isteyeceğiz. Bu süre içerisinde çözmezlerse muhalefet partisi milletvekilleriyle paylaşacağız. Yani yöntemimiz biraz daha etkili ve takip ederek, süre isteyerek olacak. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Yani meslektaşlarımız biraz da şu Aralık ayında yani çok berbat durumda. Defter tasdikleriyle mi uğraşsınlar, işte etebligatla mı uğraşsınlar, ne bileyim yeni nesil yazar kasayla mı uğraşsınlar, hangi işi yapacakları şaşırıyorlar ve gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Bu kadar bir meslek camiasının üzerine yüklenmek çok da anlaşılır değil. Bu tempoda çalışan insanların sağlıklı bilgi üretmeleri de çok mümkün değil. Bu konuda ciddi çabalar içerisinde olacağız. Bursa'mızda matem olduğumuz kurumlarda da başınıza gelen her türlü olayı kişisel anlamda memurun, amirin rencide etmesine kadar her olayı yakın takip edeceğiz. Gerektiğinde hesap soracağız. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde artık resmi işlemlerin önemli bir kısmı da yeni teknolojilere entegre oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2016 tarihinde de önemi ne de vurgu yapmakta fayda var. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Gelir vergisi mükellefleri de yine aynı tarihte elektronik tebligat talep bildirimini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasında internet vergi adresine elektronik ortamda doldurmaları gerekiyor. Bu işlemleri yaparken asla işte Ahmet amcanın işini ben yapayım deyip üstlenmeyin. Bu bir sorumluluktur. Mükellefin kendisi alması gerekiyor. Kendisi muhatap olması gerekiyor. Sadece bu konuda yardımcı olalım. Ama mükellef adına davranmayalım. Daha sonra bunun sıkıntılarını yaşarız. Çünkü sonuçta etebligat özel bir şey. Kişiye özel, kuruma özel bir şey. O sebeple de sıkıntılar yaşamamanız için sakın ola ki mükellef adına almaya kalkmayın diyorum. Sözü daha fazla uzatmadan düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme içerikli bu seminere katılarak bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacak olan Sayın Profesör Doktor Doğan Şenyüz'e teşekkür ediyorum. Ve 6. Hatıra Ormanımızla ilgili bize katkı yapan kurum ve meslektaşlarımıza plaketlerini vermek üzere öncelikle sunucu arkadaşımızı, Nazan arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Konuşmalarından dolayı Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Seminerimize geçmeden önce Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 6. Hatıra Ormanımıza katkıda bulunan kişi, firma temsilcilerine teşekkür plaketlerimizi takdim edeceğiz. Çevre Sağlık ve Spor Komisyon Başkanı Serdar Özkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın meslektaşlarım, değerli kurum ve kuruluşlar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 6. Hatıra Ormanı plaket töreninde hoş geldiniz. Çevre Sağlık ve Spor Komisyonu'nun düzenlediği 6. Hatıra Ormanı 6 Aralık 2015 Pazar günü yapılan töreninde sonuçlandırdık. 14.465 TL karşılığı 2.893 fidan bağışı yapıldı. Bu anlamda bağışta bulunan meslektaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara komisyonum adına çok teşekkür ediyorum. Sözü uzatmadan bağış miktarına göre plaket törenine geçmek istiyorum. Birinci sırada Gül İpek AŞ. Burada mıdır? Evet, Gül İpek AŞ'ye plaketini vermek üzere Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i davet ediyorum. Thank you.
Evet, ikinci sırada İsa İleri meslektaşımız. Bu da mıdır? Ali Bey, siz alacaksınız herhalde. Ali Serbest'i davet ediyorum. Temsilen. Evet, teklifi vermek üzere oda sekreterimiz Sabah Başına davet ediyorum. Üçüncü, Feramuz Sağ Sarı. Feramuz arkadaşımıza da oda saymanımız Ali Şevre'ye davet ediyorum. Plaketini vermek üzere. Temsilciliği. Ve bugün vermek üzere yönetim kuruluyumuz Sayın Hüseyin Kahraman davet ediyorum. Ve 7. sıralarda Beyat Gıda Mühendislik Limited Şirketi ve çalışanları, Banda Gıda Tarım ve Ürünleri Mühendislik Limited Şirketi ve çalışanları adına oda yönetim kurulumuz Sayın Hasan Uşar'ı davet ediyorum. Leketin vermek üzere. Sayın efendim. Evet, iki tane. Ali Şevir Bey'e plaketini vermek üzere Profesör Doktor Doğan Şengöz hocamızı davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Asım Kahraman, yönetim kurulu üyemiz, plaketini vermek üzere oda meclis başkanımız Sayın Raşit Öz'ü davet ediyorum. Disiplin Kurulu adına Mehtap Hanım burada galiba. Mehtap Hanım'a plaketini vermek üzere oda başkanımız Ahmet İkbal Sönmez'i davet ediyorum. Ruken Seviş ve Berihan Çalı. Burada mıdır? Devam ediyorum. Sabiha Işık hanımefendi diye plaketini vermek üzere. Sen ne dedin ya? Peki ben vereyim o zaman. Peki Serdar Özkan'a plaket için mi olacak?
Doğan hocamızı bu davetin, başkanımızı. Peki. O zaman Doğan hocamızı davet edelim. Profesör Doktor Doğan hocamızı ben diyeyim. Şimdi toplumda oksijen alıp karbondioksidi biz veriyoruz ama bu ağaçlar da karbondioksit alıp oksijen veriyor. Bu noktada hizmeti olan ilgili kuruma çok teşekkür ederiz. Halk Oyunları ekibi Özkan Hoca ve Bülent Hocamız burada mı? İkiden kimse var mı? Huriye Özen burada mı? Huriye Hanım buradaymış. Biletekleri vermek üzere oda sayımlarımız Ali Çevdur Bey'i davet ediyorum. Emrah Canlısoy burada mı? Evet, meslektaşımıza plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Hasan Uşar'ı davet ediyorum. Haksız Rekabette Mücadele Kurulu. Emel Hanım burada sanıyorum. Emel Hanım'a plaketini vermek üzere. Ben başkan yardımcımı davet edeyim. Ahmet Yaşar'ı. O versin. Necat Durmuş, burada mıdır? Sayın Recep Güneşçöz, burada mıdır? Recep Güneşçöz'e de plaketini vermek üzere oda yönetim kurulu üyemiz Sayın Asım Karaman'ı davet ediyorum. Yeşilciler takımı sorumlusu Musa Cevahir'e plaketini vermek üzere Oda Meclis Başkanımız Raşit Gürbüz'ü davet ediyorum. Atletik müşavir takımı, takım sorumlusu Ayhan Erkan burada sanıyorum, evet. Plaketini vermek üzere TÖSMER kurum üyesi İbrahim Koşar Bey'i davet ediyorum. Aysel Kaya, hanımefendi, evet, plaketini vermek üzere komisyonlara emeği geçen arkadaşımız Recep Koturmuş'u davet ediyor, plaketini vermek üzere. Teşekkür ediyoruz. Bu da köse. Bu da burada mı?
Çelik Grup Limited Şirketi adına Kadın Girişimciler Platform Başkanı Emel Akkay hanımefendiyi davet ediyorum. Hareketini vermek üzere de TESFER kurulması Sayın İsmail Özdemir'i davet ediyorum. Model Ali Yaman Özay Alan burada mıdır? Cansal arkadaşımız burada. Plaketini vermek üzere TESFER kurulu üyesi Nazan Asol hanımefendiyi davet ediyorum. Hightech Elektronik Limited Şirketi, evet, yetkisi geliyor. Plaketini vermek üzere Oda Başkanımız Ahmet Hikmet Sönmez'i davet ediyorum. İhtisas Makine Endüstri Ürünleri burada mıdır? Mehmet Gökçedağ meslektaşımız burada mı? Memleketçi Sanayi İş Adamları Derneği adına yine Kadın Girişimciler Platform Başkanı Emel Akkay hanımefendiye milletini vermek üzere yönetim kurulumuz Hüseyin Kahraman'ı davet ediyorum. Nermin Özgür, Servet Koyun, Mavi Yıldızlar takımı adına plaketini vermek üzere Sayın Yönetim Kurulu'muz Asım Kaleman'ı davet ediyorum. Kimya Limited Şirketi, Drama Kimya Limited Şirketi Gebze Şubesi, iki tane plaketimiz var. Plaketini vermek üzere Sayın Aksakalık Kurulu Üyesi Ayhan Erken davet ediyorum. Plaket söylemiş burada sona erdi. Toplu fotoğraf almak için lütfen kürsüye davet edelim. Bütün katılımcılara. Thank you.
Arada halledelim mi? Tam uygun oldu. Gideceğim mi Emel Hanım? Onlar... Tamam, ben onu aldım. Çevre Sağlık Komisyonumuza ve katkıda bulunan değerli katılımcılara bizler de teşekkür ediyoruz. Bugünkü seminerimizi sunmak üzere değerli hocamızı kürsüye davet ediyorum. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Sayın Başkan açılış konuşmasını yaparken meslek mensuplarının yüklerinden bahsedince dedim ki herhalde ben kürsüye çıkınca bir tek kişi bulamayacağım. Herkes işini görmek için gidecek. Ama katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Şimdi biz açıklamalarımızın ikinci haftaya isabet eden kısımlarını gerçekleştireceğiz bugün. Konuları olabildiğince meslek mensuplarıyla ilgili ve onlar bakımından sonuç doğuranlarını ele almaya çalıştık. Bugün de medeni hukuk ve borçlar hukuku bağlamında bazı müesseseleri meslek mensuplarının ilgi alanlarının bakımından ele alıp açıklamaya çalışacağız. Daha önceden odayla yapmış olduğumuz görüşmelerde bu kira sözleşmeleri ve bunların tabii vergisel sonuçları üzerinde bir açıklama yapabileceğimizi ve planla bunu bu şekilde kaydettiğimizi görmektesiniz. O yüzden kira sözleşmesiyle kaldığımız yerden devam edeceğim. Şimdi kiranın esas itibariyle kullandırmayı amaçlayan bir sözleşmedir. Tabii kira sözleşmesi olabilmesi için kullanıma konu olan bir mal olması lazım. Biz çoğu zaman kiralama deyince aklımıza bina geliyor, arsa geliyor, arazi geliyor, otomobil geliyor ki yaygın şekilde günümüzde kullanılıyor bu model. Ama bunlardan ibaret değil. İşletmenin bir kantarını kiraya vermesi söz konusu. İşletmenin eğer gelinlik üreten bir işletme ise gelinliği bile kiraya vermesi söz konusu. Tabi damatlığı da kiraya vermesi söz konusu. Elindeki yüzüğü bile kiraya vermesi söz konusu. Hatta kuyumcuların kiralık altın vermeleri bile söz konusu. Yani nerede mal var, nerede ondan bir şekilde fayda sağlanacak şekilde kullanmaya müsaittir, o kira sözleşmesinin konusuna girebilir. Kuyumculardan altın alıyorsunuz, düğünde onlar takılıyor sanal ortamda. Sonra tekrar gerçek yerine iade ediliyor. Neyse üstüne belirli bir miktar para veriyorsunuz kullandığınız için. Tabii kira gelirinin eğer kira konusu olan mal kurumun mal varlığına kayıtlıysa elde edilen kazancın kurum kazancı olduğuna şüphe yok. Yine ticari işletmeye kayıtlıysa onun da bir ticari kazanç olduğuna şüphe yok. Kişinin özel mal varındaysa onun da gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirildiğini biliyoruz. Peki serbest meslek erbabının bir malı varsa onu kiraya verirse ne olacak? Yani serbest meslek işletmesine kayıtlı bir malını kiraya verirse bu ne olacak? Bunu belki düşünmüşsünüzdür, belki de kiraya vermişsinizdir. Neyi kiraya verebilirsiniz? Masayı da kiraya verebilirsiniz. Engel bir şey yok. Hatta bankaya para da yatırabilirsiniz. Ticari işletme, serbest meslek işletmesi var. Bunlar ne geliri? Bunların niteliği nedir? Şimdi bu kirayı bir anlatalım. Sonra doğru bazı açıklamalarda bulunacağız. Hani baştan ilk anda aklımıza gelmiyor ama
illa kayıt sistemi içinde kalacaksak bunları çözmek bize düşen bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu gayrimenkul sermaye rantısı, stopajları değişken olacak. Eğer bu serbest meslek kazancıysa stopaj oranları ve tabi olup olmaması birbirine değişkenlik gösterecek. Kira ödemesinden başlayalım. Kira ödemesinin borçlar kanununa göre sınırlandırılan bir biçimi yok. Borçlar kanununa göre sadece ispat bakımından bir sınırı var. Yani bir kişi bir borcunu ifa ettiğinde, ifa ettiğini iddia eden kişi iddiasını ispatla mükelleftir. Medeni hukukun başlangıcındaki ispat kuralı burada caridir. Nedir o kural? Her kim ki maddi bir vakanın meydana geldiğini iddia ediyorsa onu ispatla mükelleftir. Şu değil, biz genelde böyle kullandığımız için bu eksik bir terim. İddia eden iddiasını ispat etsin. Hayır, böyle bir şey yok. Hukukta maddi vakayı iddia eden onu ispat edecek. Eğer iddia eden maddi vakayı iddia etmiyorsa onu ispatla mükellef değil. Bakın kiradan açmışken bir örnek vereyim. Diyelim ki ben binamı kiraya verdim. Karşı taraf ödemiyor. Onda dava ettim. Birazdan tahliye sebeplerini anlatırken göreceğiz. Ödemiyor. Dava sırasında davacı benim, iddia eden benim. Ama ben bir ödeme olayını değil, maddi vaka olan ödemeyi değil, ödememeyi iddia ettiğim için, ödememe olayı da olmayan bir şey olduğuna göre ben olmayan bir şeyi iddia edemem. Yani hakim dese ki bana, ya bu karşıları ödemediğini ispat et de ben nasıl ispat edeyim, ödemedim. Ödememenin bir maddi vaka olmadığını söyleyebilecek durumdadır. O zaman hakim bey karşıları dönecek. Bak bu ilgili zat, yani kiraya veren, ödenmediğini söylüyor. Sen ne diyorsun diyecek. O ödedim dediği anda işte ödeme eylemi maddi vaka. İspat et diyecek. Ödediğini ispat et. Dolayısıyla borçlar hukuku bakımından, medeni hukuk bakımından ifaların ifa etmek bir maddi vaka olduğu için her kim ki ifa ettiğini iddia ediyorsa onu ispatla mükelleftir. Ancak bu ödeme biçimi vergi hukuku bakımından kendine ait bazı sınırlara tabi tutulmuştur kira ödemeleri. Bu kiranın konusu olan malın ticari işletmede kayıtlı olması, kurumda kayıtlı olması veya kişinin özel mal varlığında olmuş olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan ödemenin kiraya ait olmasıdır. Eğer ödeme kiraya aitse kendi içinde ikiye ayırmış. Bir iş yerleri, bir de iş yeri dışındakiler olmak üzere, konutlar olmak üzere. Ama iş yeri dediğimiz zaman sadece binayı anlamayacağız. Vergi usul kanunundaki iş yeri kapsamı içinde kalan arazi de bu kapsamdadır. Yani vergi kanununa göre bir ödeme biçimini dikkate aldığımıza göre vergi kanunundaki iş yerini kastediyordur. Ve orada biz iş yeri olabilecek, vergi usul kanununa göre iş yeri kapsamında olabilecek her şeyi biz iş yeri olarak değerlendireceğiz. Diyor ki bizim kanunumuz, vergi usul kanunu, ödemeler iş yerleri bakımından 1 lira dahi olsa banka sisteminde, hemen kabaca banka sisteminin PTT vesaire kabul edilen icra daireleri de var ama ben kısaca banka diye özetleyeyim. Bankadan yapılacaktır. 1 lira olsa bile. Ben borçları hukukuna göre ödedim. Borcum yok. Tamam diyorsun. Zaten onu ödedin. Orada bir sorun yok. Ama bankadan ödemedin. Yani vergi hukuku ödememeyi değil, bankadan ödememeyi cezalandırıyor. Zaten ödemediysen vergi hukukunun sana yapacağı bir şey yok. Ödedin ama bankadan ödemediysen problemi var. O halde borçlar hukukuna göre problemsiz olan bir ödeme vergi hukukuna göre problemli ne olmuş olabilir. Konutlara geldiğimiz zaman konutlarda her bir konut başına biliyorsunuz 500 lirayı geçip geçmediğine bakarak karar veriyoruz. Konut diğerinden nedir? Bağımsızdır. 500 lirayı geçiyorsa bankadan geçireceğiz, 500'ü geçmiyorsa borçlar hukukunun ispat alanına düşüyor. İstediğimiz gibi ödememize engel bir şey yok. Yalnız burada ceza hukuku bakımından, kabahatler hukuku bakımından bir problem var. Eğer iş yerinin ödemesini kanunun öngördüğü şekilde bankadan yapmayan ve bankadan almayan kiracı ve kiraya verenin her ikisine de
bankadan geçirilmeyen tutarı %5 kadar para cezası verilecektir. Ama bir taşta iki kuş. Çünkü birinin eyleminin olabilmesi için diğerinin eylemi nedir? Şarttır. O halde hem kiracıya hem kiraya verene iş yerleri bakımından %5'i kadar ceza verilir. Fakat konutlarda bu kural biraz değiştirilmiş. Konutlarda yine bankadan geçirme zorunluluğu kapsamında kalan ödemeler için bankadan geçirilmezse sadece kiraya verene ceza getirilmiş. Yani kiracıya konutlarda ceza yok. Yani kiracı konut kirasını elden ödeyebilir, 500 lira geçebilir. Onun için ispat konusu borçlar hukuku anlamında saklı kalmak koşuluyla artık ifasını yapmıştır. Bunu elden alan, kiraya veren ise sonuç itibariyle cezaya çarptırılacaktır. Hangisi adalettir, hangisi adaletsizdir noktasında fazla bir tartışmaya girmeye gerek yok ama hukukumuz biliyorsunuz zayıfları her zaman ne yapmak durumundadır? Korumak durumundadır. Hatta daha genel anlamıyla baktığımızda hukukun varlık sebebi zayıfları korumaktır. Zayıflara hizmet etmesi lazım. Güçlü zaten kendi hukukunu kendisine yapabilir, üretebilir ve yapabilir. Önemli olan güçlüye karşı bir bariyer getirebilmek. Onun belirli kurallar içinde davranmasını sağlamak üzere hukukun dayanağı var. O yüzden konut kiracılarını, konutları kiraya tutanları zayıf taraf olarak kabul ettiği için onları ayrıca cezalı, yani zaten bir parasal ödeme yükümlülükleri altında bir de ayrıca cezayla muhatap kılmamıştır. Hani ilk anda belki farklı bir biçim olarak algılanabilir ama bu zayıfların hukuku meselesinden bakıldığında adaletsizliğin ölçülerinin yüksek olmadığı, iki taraflı işlense bile bu biçimiyle uygulandığı görülmektedir. Şimdi kirada ödeme yeri biçimini belirttikten sonra bizim hukukumuzda kiralar işte adi kira, hasat kirası diye ayrılmakla birlikte bizim günlük hayatımıza yansıyan iki tür kiraya konu olan şey var. Bir, konut ve çatılı iş yerleri kavramı var. Bunlara daha farklı uygulamalar var. Bir de konut olmayan ve çatılı olmayan iş yerleri var. Bunların ayrı bir düzen var. Ama biz çoğunlukla neyle karşı karşıyayız? Konut ve çatılı iş yerleri kiralamalarıyla karşı karşıyayız günlük hayatımızda. Ve sorunlarımızın pek çoğu da bu alanda çıkıyor. Peki nedir konut ve çatılı olmayan iş yerleri bakımından kiralama? Araziyi kiraya versin, düz tarlayı kiraya versin. Yüzme havuzunu kiraya versin, boş üstü. Otomobili kiraya verebilirsin. Onların konut değil, çatılı iş yeri değil. Onların da alanı var ama konut ve çatılı iş yerleri bakımından daha geniş, daha sorunlu bir alanla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Peki ikisi arasındaki hukuksal düzen nedir? Yine konut ve çatılı iş yerini kiralayanların kiracılarını zayıf taraf olarak kabul etmiştir. Yani bir araziden bir kiracıyı kolayca tahliye edebilirken konut ve çatılı iş yerinin kiracısını kolayca tahliye edemezsiniz. Yani bazı kolaylıklar bakımından konut ve çatılı iş yerleri itibariyle kiracı lehine düzenlenmiştir. Yani taraflar eşit kabul edilmemiştir. Birazdan tahliye sebepleri üzerinde durarken bunları açıklayacağım. Yalnız şöyle bir sınırlama yapayım. Konut ve çatılı olmayan iş yerleriyle ilgili hani çok da uygulamada bir sorunlu alan oluşturmadığı bakımından süremizin de kısıtlılığını dikkate alarak onlar üzerinde durmayayım. Yani sadece konut ve çatılılar üzerinde durayım. Çünkü ihbar süreleri vesaireler farklılık arz etmektedir. Kira sözleşmelerinde en büyük sorunlarımızdan biri kira döneminin sonu geldi mi tabii ki ne kadar artış yapılacak meselesinde. O ana kadar mutlu, mesut ve bahtiyar olan kiraya verenle kiracı o andan itibaren artık bazen birbirlerini görmeden geçebilecek, fark etmeden geçebilecek, fark etse bile fark etmiyormuş gibi davranabilecek hale ne yapıyorlar? Geliyorlar. Şimdi bizim burada artışlar bakımından bir ayrım yapmamız gerekiyor. 5 yıllık kira, 5 yıldan sonra kira.
Eğer 5 yıllık derken baştan 5 yıllık yapmak anlamında değil. Dolan kiralar ilk kiradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 yıl onu kastediyorum. Birden topyekun 5 yıllık kiraya verme anlamında söylemiyorum. 1 yıllık tutarsın, 1 yıl daha uzar, 2 yıl, 1 yıl daha. Bu ilk 5 yıl içindeyse kira artışlarında üfe belirleyici bir unsurdur. Üfenin üzerinde fazla bir beklentiye girmenin anlamı yoktur. Bunu şundan söylüyorum. Tabii olağanüstü şartlar varsa birazdan belirteceğim. Bazı kira tespit davaları açarak artırmak mümkün. Ama 5 yıl içinde üfeler belirleyici. 5 yıldan sonra ki kira bedelleri bakımından üfeler belirleyiciliğini, gücünü kaybediyor. Hakimin emsal değerleri, tabii anlaşamazlarsa kişiler, anlaştılar mı zaten sorun yok. Emsal değerleri dikkate alarak kiraları belirlemesi ön plana çıkıyor. Yani üfeden hakimiyet nereye geçiyor? Hakimin ya da emsal bedellere doğru geçmiş oluyor. 6. 7. 8. 9. yıllarda bu şekilde bir uygulama yapmak durumunda kalıyor. Peki kişiler arttı ama benim çevre şartlarına göre bir artış yapılmadı. Ya da olmadı. Ya da üfe onu karşılamıyor. O zaman isteyen, istediği zaman kira tespit davası açabilir. Yani belki siz ona artış davası gibi anlayabilirsiniz ama esası kira tespit davası. Tabii kira tespit davasını açma noktasında o kira artışı tespit davasının sonucunda sonuçlandı mı? Ne zamandan itibaren hüküm ifade edeceği noktası da ön plana çıkıyor. Eğer siz kira dönemi bakımından 30 günde açarsanız davayı, yeni kira dönemi, ondan sonraki dönemleri de etkiler. Ama daha sonraki bir zamanda açarsanız artık yeni dönemden itibaren etkilemeye başlar. Yani açtığınız davanın ne zaman sonuçlandığı ayrı bir şey ama sonuçların ne zamandan itibaren geriye doğru gelip kira bedelini etkilediği ayrı bir şey olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ama kira sözleşmesi bitmeden o yıl itibariyle sizin bu davayı açarsanız o yıldan itibaren yani yeni dönemden itibaren kira artışları dava ne zaman sonuçlanırsa sonuçlansın etkili olacaktır. Peki bu kira artışlarıyla ilgili tespit davasıyla ilgili söyleyebileceğim şimdilik bundan ibaret. Herkes her zaman kira tespit davası açabilir. Bu kira artışından farklı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bir de uyarlama davamız var. O da kira konusu olan şeyin kiraya verildiği zamanki çevre şartları, kendine ait şartlar ve diğer hususlar dikkate alınarak bir kira belirleniliyor. Fakat zaman içinde bunlarda değişiklik meydana gelebiliyor. Örneğin bir yolun kenarındaki bakkal dükkanı yol çıkmaz aralık haline geldi mi kira bedelinin herhalde akan bir caddedeki kira bedeli olmayacağını söylemek mümkün değil. Bir anda şartlar değişti. Ben orası çıkmaz aralık olsaydı, çıkmaz sokak olsaydı, çıkmaz cadde olsaydı muhtemelen o fiyattan kiraya tutmayacaktım. İşte hakimin müdahalesini istiyorum, bir dava açıyorum. Yeni şartlara göre kiranın uyarlamasını istiyorum. Buna da biz uyarlama davası adını veriyoruz. Bu kiranın azaltılması yönünde de pek tabii ki olabilir. Yani son itibariyle yeni şartlara göre uyarlıyorum. Eğer burası çıkmaz aralık olmuş olsaydı ben kiraya tutarken kaça tutacak idiysem, değeri ne olacak idiyse onu da dikkate alırım. Yalnız öngörülemez olacak değişiklikler. Öngörülebilen değişiklikler için bunu ileri sürmek mümkün değildir. Bunu da böyle bir şekilde ifade ettikten sonra uyarlama davası bakımından kira sözleşmelerinin sona ermesine bakalım. Meslektaşlarımızın bir kısmı kiracı, bir kısmı başka ilişkilerden dolayı kiraya veren konumunda olduğunu ifade edelim. Eğer kira sözleşmesini biz süreye bağlı yapmışsak normal olarak sürenin sonunda kira sözleşmesinin bitmesi lazım. Ama çatılı ve
çatılı iş yeri ve konutlar bakımından bu geçerli değil. Tek başına geçerli bir şey değil. Bunun sadece tarafların uyması halinde, ahde vefa ilkesi çerçevesinde tabii ki tahliye etmelerine engel bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Fakat belirli ve belirsiz kira sözleşmeleri dediğimiz sözleşmeler var. Eğer süre dolmasına bağlı olarak kişi kiracı bakımından 15 gün önceden ben bu mevcuru yani icara verilen yeri tahliye ediyorum dedi mi kiracıya böyle bir hak verilmiştir kanunumuz tarafından. Ama konutlar bakımından kiracı ben burayı tahliye ediyorum demesi için bunun geçerli sonuç doğurması için evli ise eşinin rızasını alması lazım. Eşinin rızasını almadan bu kira ilişkisini sonlandırması mümkün değildir. Kanunumuzun bu bakımdan aileyi koruyan bir yaklaşım içinde olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Eğer kira konusu olan şey 10 yıldan fazla, yani 10 yıl kiracı olarak kalmışsa 10 yılın sonunda kira sözleşmesi sona eriyor. Hatta belki vakıflarla ilgili bazı problemler oldu 10 yıldan sonra artık kiracılık ilişkisi sona eriyor. Ama kendinden ermiyor tabii. Tarafların ne yapması lazım? Fesih beyanında bulunmuş olması lazım. Bunun için bir yıl kiraya verdim. 10 yıl uzadı, 11 yıl oldu. Bir yıl geçtikten sonra fesih ihbarında bulunacağım. 12. yıldan sonra fesih ihbarında bulunarak sözleşmeyi sonlandırabiliyorum. Bakın sadece sürenin geçmesi ne yaptı? Sözleşmenin sona ermesine sebebiyet verdi. Bu yeni kanunumuza gelen bir düzenlemeydi. Artık kiracının girip, yani kanunumuzun terminolojisiyle söylüyorum, girip çok uzun süreler, bu süreleri aşan sürelerde oturması söz konusu değildir. 10 yıl bakımından kiracıyı korumuştur. 10 yıldan sonra kirayı vereni koruduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii 12. yıldan sonra oluyor. Bir yıl uzatılıyor 10 yıl. Ondan sonra 10 yıl bittikten sonra bir yıl ilave edilir. 12 yıldan sonra 13, 14, 15. yıllarda her an fesih ihbarla sözleşmeyi sona erdirmemiz mümkün. Demek ki tahliyenin birinci nedeni süreyle ilgili. İkincisi daha sıklıkla karşı karşıya kalınan bir husus. O da ödememeye bağlı. Şimdi eğer kiracı kira bedelini ödemiyorsa ki onun en galip borcudur kiracının kira bedelini ödemek. Ödemediğinde yapacağımız iki tane yol var. Ya kendisine ödememe ihtarı çekeceğiz. Ödemediğine ilişkin ihtar çekeceğiz. Fesih ihbarı verdiğimiz süre içinde ödemezse mahkemeye verip tahliyesini talep edeceğiz. Ya da hiç bu yola gitmeden 30 gün içinde ödemezse tahliyesini talep edeceğiz. Mahkemeden. Ama mahkeme kararına göre. Ya da doğrudan doğruya ödemediği zaman icraya vereceğiz. İcra marifetiyle bu talebimizi kendisine ileteceğiz. Ödemezse bu defa icra aracılığıyla tahliye edeceğiz. Demek ki iki tane yolumuz var. Ya icra yoluyla ya da doğrudan mahkeme yoluyla ne yapabiliriz? Bunu tahliye edebiliriz. Ama her ikisinde de nedir? Konut ve çatılı iş yerleri bakımından 30 gün olduğunu söylemek gerekir. Diğerleri bakımından 10 günlük süreler var. Ama şimdi onun üzerinde durmuyorum. Peki bu kişi 30 günlük süreye rağmen gelip 29. günde ödüyor. Ama bir tane ihtar çekmeme sebebiyet verdi. Bu ihtarın bir aya veya birden fazla aya ya da birden fazla döneme ait olup olmaması önemli değil. Yani 3 ay ödememişse bir ihtar çekmiş. Şimdi o bir tek ihtar sayılır. Yani 3 ay birden ödememiş anlamına gelmez. İhtar üzerine ödememeden bahsediyoruz. İhtar kaç ayı içerirse içersin o bir tek ihtar olarak kabul edilecektir. Şimdi böyle bir ihtarı bir kira dönemi içinde iki defa çekmişsiniz.
Ama iki defa da 30 gün dolmadan gelip ödemişse artık kira dönemi sonunda tahliye davasını açacaksınız. Demek ki ya 30 gün için ödemezse tahliye edebiliyorsunuz hemen. Yani tahliye şartları meydana gelmiştir. Çıkmazsa mahkemeye veriyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Ya da kira dönemi içinde iki defa 30 günlük süre vermenize rağmen 30 günü doldurmadan gelip ödüyorsa ilgili kişi iki tane en az haklı ihtara sahipseniz onu kira dönemi sonunda ne yapabilirsiniz? Tahliye edebilirsiniz. Biz birinciye ödememeye bağlı tahliye diyoruz. İkinciye de iki haklı ihtara bağlı tahliye diyoruz. Haklı ihtarda ödememe değil, ihtar üzerine ödeme söz konusudur orada. 30 gün içinde ödeme söz konusudur. Bir diğer husus, yan giderler dediğimiz bir kavram var hukukumuzda, kira hukukumuzda. Yan gider, kira bedeli dışında katlanmak zorunda kalınan giderler. Bunları şöyle ikiye ayırmak belki mümkün. Bir, kiracı çıkıp ayrılsa bile o kiraya verilen şeyin değerinde kalıyorsa, değerinin artırılmasına hizmet ediyorsa ona biz bu yan gider bizim bakımızdan işte asansörün değişmesi, kapıların değişmesi, çerçevelerin değişmesi gibi kalıcı nitelikteyse bunları ayrı bir olağanüstü yan gider diyoruz. Böyle nitelendirebiliriz. Ama bazı yan giderler var ki biz bunları kullanma gideri diyoruz. Onlar cari gider. Elektrik gideri, su gideri ve benzeri gibi giderler. Eğer bunlardan kural olarak kalıcı olanlar kiraya verene aittir. Diğerleri kiracıya aittir. Eğer kiraya verene ait olanları tabii kiraya veren ödeyecek. Ama bu bir ayıplığa yol açıyorsa birazdan belirteceğim. Ayıplık da bir tahliye sebebidir. Ama kiracıya ait olanları kiracı ödemiyorsa tabii ki fesih varlığı bulunarak süre verecek. Kiracı bu üzerine düşen yan giderleri ödemiyorsa yine tahliye davasına konu olacaktır. Sonuç itibariyle yaygın olarak elektrik su giderlerini bizler ödüyoruz ama sözleşmeyle bunun diğer tarafa aktarılmasına engel bir şey yok. Ya da bazı kiralamaların, oda kiralamalarında suyun ortak, elektriğin ortak olduğu yerde kişilere bir elektrik yükümlülüğü yüklenmesi yerine kiraya veren bunları ne yapıyor? Yüklenmiş olabiliyor. Ama sonuç itibariyle kiracıya aitse ödemediği takdirde ihtar edip ona göre işlemleri yapıyoruz. Şimdi bir diğer tahliye sebebi önemli sebeplerin varlığı demiş kanunumuz. Eğer kiracı ile kiraya veren bir düşmanca tutum içine girmişlerse sebebi şudur, sebebi budur. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Ama artık birbirlerinin ile aynı alanda bulunmaktan ciddi rahatsızlık duyacak ölçülere gelmişse, düşmanlık düzeyine gelmişse tabii ki fesih varlığı bulunarak tahliyesini isteyebilir. Bunların kavga olarak anlayabilirsiniz. Yani ya da bir başkasına hakaret olarak anlayabilirsiniz. Yani sonuç itibariyle böyle bir durumda kiracı ve kiraya verenin kira ilişkisinin ne kadar sağlıklı yürüyeceğini ve daha sonraki zorlamayla uzatılan dönemlerin ne gibi sonuçlara yol açabileceğini herhalde tahmin etmek zor olmasa gerek. Kiraya verenin kiraya verdiği şey ayıplı olabilir. Ayıp kiraya verdikten sonra da ortaya çıkabilir. Özellikle ayıpları giderme yükümlülüğü kiraya verene aittir. Eğer kiradan önceki dönemde varsa ya ayıplılık oranında kiradan indirilmesini isteyebilir kiracı. Der ki bu ayıplı bu mal, bu kiraya verdiği şey indirilmesini istiyor. Veya sözleşmeyi feshedebilir. Veya yeni bir kira konusu olan neyse o kira konusu, onunla değiştirilmesini isteyebilir. Veya giderilmesini isteyebilir. Şimdi burada en yaygın karşı karşıya kaldıklarımızdan biri giderilmesini isteyen, yani tamir et bunu. Tamir etmiyor. İlgili kişi de oradan ayrılmak sebebi şu veya bu nedenden dolayı.
O zaman kiraya veren bunu tamir etmiyorsa, yani bu ayıplılığı gidermiyorsa, kiracı bu ayıplılığı gidermek için masraf yapıp kira bedelinden ne yapabilir? İndirebilir. Tabii bu konuda ayıplılığın varlığını varsa iddia eden kiracıdır. Tabii ki bu ayıbın varlığını da ne yapacaktır? İspat edecektir. Çünkü ayıplılığın varlığı bir maddi vakadır. Ayıplılığın yokluğu bir maddi vaka değildir. Az önce medeni hukuktaki ispat kuralından size bahsetmiştim. Kiracı iflas etmişse olabilir. Bu noktada eğer kendisine iflas masası tarafından bir güvence verilmediği sürece kiraya veren kiracıyı tahliye edebilir. Öyle bir kiracı düşünün ki iflas etmiş, artık ödeme gücü yok. Bütün mal varlığının yönetimi de nereye geçmiş? İflas masasına geçmiş. İlgili kişiden kira ödemesini beklemek çok doğru bir şey değil. Çünkü mal varlığının yönetimi bir başkasında. İşte o mal varlığı yönetimini gerçekleştiren iflas masası bir güvence veriyorsa kira sözleşmesi bu bakımdan devam eder. Aksi takdirde güvence vermiyorsa tahliye şartı meydana gelmiştir. İflasın bir hukuki bir müessese olduğunu söylemeye gerek yok. Hangi mahkemelerin kararıyla oluşan bir durum olduğunu söylemeye gerek yok. Bittim ben demek anlamında olmadığını da söylemeye gerek yok. Yani ödemede acize düştüm demenin bir anlamı yok. İflasla bir iflas kararı gelecek, iflas masası olacak. Onun mal varlığını onlar yönetecek durumda olmuş olması gerekir. Hukukumuz komşularına karşı saygısızlık içinde davranan kiracılar varsa bunların da tahliyesinin istenebileceğini belirtiyor. Bu saygısızlığın ne olup olmadığı biraz göreceli kavram. Göreceliden kastım şu. Biri için bu saygısız bir davranış iken diğeri için saygısız davranış olarak değerlendirilmeyebilir. Ama sonuç itibariyle hayatın olağan akışı içinde nelerin saygı çerçevesinde olup nelerin saygı çerçevesi dışında kalacağını herhalde tespit etmek zor olmasa gerek. Örneğin gece bangır bangır müzik açıyorlarsa ve diğer komşuların uyumalarını imkansız hale getiriyorlarsa tabii bu nedir? Karşılıklı saygı çerçevesinde yapılmaması gereken bir şeydir. O halde ilgili kişinin, kiracının tahliyesi tabii ki mal sahibi aracılığıyla, kiraya veren aracılığıyla ne yapılacak istenecektir. Kiracının ölümü de kira tahliye sebebi olabilir. Yalnız konutlar bakımından evde oturan eşi ve çocukları biz aynı şartlarda devam etmek istiyoruz diyorlarsa kira sözleşmesi devam eder. Hayır, aynı şartlarda devam etme noktasında değillerse tahliye sebebi olacaktır. Çünkü kiraya verdiğiniz kişi değişkenlik gösteriyor. Biraz daha günlük hayatımıza doğru geldiğimizde en yaygın kullanılan sebeplerden biri benim ihtiyacım var, eşimin ihtiyacı var, çocuğumun ihtiyacı var, bakmakla yükümlü olduğumuz kişinin ihtiyacı var. Eve ya konuta veya iş yerine önemli değil. Sebep bu. Bu da biraz subjektif sebep. Evet, yani Almanya'da yaşamadığımıza göre. Şimdi biz de arkadaşlar, aynen arkadaşım Almanya'dan çocuğum gelecek. Bu doğru olabilir, samimi olabilir. Ama gayri samimi de olabilir. Hatta başlangıçta samimi olabilir. İlgili buraya gelir. Bak, geri dönmeye karar verir. 10 günde geri dönmeye karar verir. Yani şunu söylemek istedim. Samimiyetin ölçüsü subjektif. Yani. Ama çocuğu nişanlanmış, evlenecek. Tamam burada samimi bir sebep. Yani samimi bir gerekçe. Ama ayrılabilir sonuç itibariyle. Şimdi buna yönelik kanunumuz eğer kiraya veren iş yerinin ihtiyacında kendisi, eşi ve çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler bakımından ihtiyacı samimi ise veya bu konut ise samimi ise kira dönemi sonunda ilgiliyi tahliye etme şartları ortaya ne yapıyor? Çıkmış oluyor. Burada bir kritik nokta var. Eğer kendi çıkarsa daha sonra başkasını kiraya vermeye engel bir şey yok. Yalnız mahkemeye verip mahkeme kararıyla çıkartırsak, yani mahkemeyi samimi olduğumuzda ikna edersek,
hakimi ikna etmişsek, bu defa ilgili kişiyi, yani kiracıyı çıkarttıktan sonra o 3 yıl boyunca burayı kimseye kiraya veremeyiz. Kiraya verme yasağı başlıyor. Ama kiraya verme yasağının başlaması neyle ilgili? Mahkeme aracılığıyla çıkartırsam ilgili. Kendisi çıkıp gitmişse sonra başkasını kiraya vermeme engel bir şey yok. Peki kiraya verdi, 3 yıllık kira yasağını deldi, kiraya verdiğini düşünelim. Bu noktada da 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat ödemek durumunda kalacaktır eski kiracıya. Çünkü 3 yıl boyunca kiraya vermeyeceksin, kiraya verdiğin zamanda da böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalacaksın. Tabii bu yaptırımın hayata geçmesi kiracının talebine bağlı. Yani ayrılmış olan kiracının talebine bağlıdır. Şimdi bir diğer husus, yeni malik olma. Medeni kanun hükümlerine göre hangi şekilde olursa olsun o kiraya konusu olan malın, yani konut ve çatıl işlerinden bahsediyoruz tabii, onu sınırlarını çizmiş idik. Yeni malik olmuşsa, mülkiyet devrim, ölmüş, miras olarak kalmış ya da bağış olarak elde etmiş. Bunun hani yeni malikin, yeni malik olmasının sebebinin şu veya bu olması önemli. Ama en yaygın sebep ne? Satın alma yoluyla ona malik olmaktır. Yeni malik olmuş. Kanunu diyor ki, eğer samimiysen ve ihtiyacın varsa karşı tarafa bir ay içinde ihtar çekeceksin ve aldığından geçer olmak üzere 6 ay içinde de tahliyesini isteyeceksin. 6 ay içinde tahliye ettiyse sorun yok. Tahliye etmediyse hemen davayı ne yapabilirsin? Açabilirsin. Ama açmadım. O anda ya da bu süreleri kaçırdım. Az önce söyledim, bir ay içinde ihtar çekme, 6 ay içinde tahliye deme imkanını kaçırdım. O zaman kanun diyor ki bu sebeple artık tahliye edemez. Hangi sebeple tahliye edeceksin? Kira döneminin sonunu bekleyeceksin. Hani eşimin, çocuğumun, kendimin ihtiyacı var demiştik ya, genel bir sebep. Ona bağlı olarak yine tahliye davası açar. İkisi arasındaki fark ne? Birinde hemen 6 aydan sonra başlıyor. Diğerinde nedir? Kira döneminin sonunu bekleyeceksin. Peki biz genelde hep kira dönemleri 1 yılsa zaten sorun yok. Ama ya uzun dönemli kiraya vermişsem ne olacak? O dönemin sonunu beklemen lazım. Benim eşimin, çocuğumun ihtiyacı var diyebilmen için. Tabii ki böyle uzun dönemli kiraya verildiğinde genelde eşimin, çocuğumun ihtiyacı vardan çok hangisi? Mülkiyet el değiştirerek, hatta muvazalı satımlar yoluyla kiracının tahliyesi sağlanması cihetine gidiliyor ya da bu yol deneniyor. Tabii bunda muvaza olduğu ortaya konursa hakim de ona göre davanın reddine karar verecektir. Bu noktada ki husus, yani yeni malik olmayla ilgili husus bundan ibaret. Eğer binanın inşaat ve onarıma ihtiyacı varsa, ama bu inşaat ve onarım dediğimiz esaslı inşaat, esaslı onarım. Onarımı biliyoruz, yıkılmaya yüz tutmuştur. Çatısını onarabilirsiniz. Bilmem şey, göçüyordur, direkt yapmanız gerekir. Eğer bu onarımı yaparken, bu tamiri yaparken o kiracının içeride bulunması onun hayati tehlikesine, yani yaşayanların hayati tehlikesine yol açacak durumdaysa içeride kimsenin bulunmaması lazım. Ve onların tahliye şartı meydana gelmiştir. O yüzden belediyeden tamir ruhsatı alırken esaslı olup olmadığı konusundaki belirleme tahliye sebebinin ortaya çıkması bakımından da belirleyici olacaktır. Yani dolayısıyla ruhsat alacağız, ruhsatla tamir yapacağız. Onun asli bir tamir olup olmadığına, asli bir onarım olup olmadığına bakarak içeride kişilerin oturup oturmamasına karar veririz. Peki ben bir yerimi kiraya vermişim. 2 katlı ama her yer inşaat doldu. 10 kat, 15 kat gidiyor. Şimdi ben hayatımın sonuna kadar, hani 10 yıllık bir süre var ama hayatımın sonuna kadar bununla mı devam edeceğim? Kiracıya diyorum ki ben buraya yeni inşaat yapacağım. Yıkacağım ve yeni baştan inşaat yapacağım diyorum. Tabii o yeni yapacağım yer bakımından kiracıyı tahliye edebilirim. Ona dayanarak kiracıyı tahliye edebilirim. Yani yalnız burada bir husus var. Yeni yaptığım binada, kökten yıkıp yeniden yaptığım binada kiracıya haline münasip bir yeri ona teklif etmem gerekiyor.
ve yeni fiyatlarla yalnız. Hani ona haline münasip derken yeni şartlarda, yeni fiyatlardan öncelikle ona ne yapmam lazım? Teklif etmem gerekiyor. Böyle bir yükümlülüğü de ona yönelik hakkı da saklı tutmuş. Az önce kira dönemlerine bağlı kalmak istemiyorsanız, kira dönemine bağlı olarak tahliye tehditiyle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, bina satıldığında, az önce 6 aylık meseleyi anlatmıştım, belki orada anlatmam daha doğruydu. 6 aylıkta bir tahliye tehditiyle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, hani el değiştirdim hemen yeni bir kişi benim de ihtiyacım var diyor ve bu işe tahliye yoluna gidiyor. O zaman yapacağınız şey tapuya gidip şerh vermektir. Kiracılık şerhi vereceksiniz. Artık ondan sonra o mal kim alırsa alsın, kime devredilmiş olursa olsun şu veya bu nedenle kimse kiracıyı oradan ne yapamaz? Çıkartamaz. Çünkü tapuya işlenince bu kiracılık hakkı aynı bir hak elde ediyor. Herkese karşı ileri sürülebilir bir hak haline geliyor. Sözleşmede olmaz. Yok, sözleşmenin bizatihi kendisi sadece kiracı ile kiraya verenin şahsi gücünü yani dürüstse, ahde vefa gösteriyorsa o noktada bir zorlama yapabilirsiniz. Ama onun dışındaki kişiler beni ilgilendirmez. Ben sizin kira sözleşmesinizin içeriğinin ne olduğunu bilebilecek durumda değilim. Ama tapuya gittiğimde ben burayı alırken bak 20 yıllık şu kişinin bir kiracılık hakkı vardır diye yazıyor. Bunu bile bile alıyorsam artık tabii ki kira şartlarını değiştirebilirim zaman içinde ama onu tahliye hakkı bana vermez. Hani o 6 aylık sürede çık deme hakkını bana vermez. Bir diğer husus tahliye taahhüdü. Kiracı kira ilişkisini kurduktan sonra kiralananı kayıt ve şart ileri sürmeksizin belirli bir tarih ortaya koyarak boşaltacağını söylerse biz buna yazılı olarak beyan ederse buna tahliye taahhüdü. Söylemesi yetmiyor. Demek ki tahliye taahhüdü ne olması lazım? Yazılı olması lazım. Geçerliği yazılı olma şartına bağlı. Bir adım ileri gidersek tarih olacak. 5 Haziran 2016 gibi bir tarih olacak. 2. Ana sözleşmeden sonra yapılacak. Ana sözleşmeden önce yaparsanız bazen kiraya verenler diyor ki önce tahliye taahhüdünü ver, orayı boş bırak tarihini. Hani ileride kira bedelinde bir problem olduğunda hemen yazayım onu vereyim. Bu geçerli. Çünkü kişinin özgür iradesine bağlı, iradesinde sakatlık meydana gelmiştir. Ona bağlı bir sözleşme tahliye taahhüdü olduğunu söylemek mümkün değildir. Zaten tahliye taahhüdü tek taraflı bir iradeyle olan bir şey. Kiracının verdiği bir taahhüt. O halde kira sözleşmesinden sonra olacak. Mutlaka bir tarih olacak. Bir şarta bağlanmayacak. Bir şarta bağlanırsa geçerli değil. Bir de ne olacak? Yazılı olacak. Tabii ki şunu söylemeye gerek yok. Tahliye taahhüdünü vermesi gereken kişi kimdir? Bizzat kiracının kendisidir. Kiracının yakını veya bir başkası, evde oturan bir başkası ya da iş yerinde olan bir başkası bunun tahliye taahhüdü vermesi söz konusu derse de geçerli değil. Yani kiracılık hakkı kime aitse tahliye hakkı da, tahliye taahhüdü verme hakkı da ona aittir. Mesela bazen ben rastladığım için söyleyeyim. Kira bedellerini zamanında ödemezsen kayıtsız ve şartsız tahliye edeceğim. Bu şarta bağladığı için tahliye taahhüdü değil bu. Noterden versem de bir anlamı yok. Elle yazsam da bir anlamı yok. İlle tahliye taahhüdünü noterden verilmesine gerek yok. Yani resmi yazılı şekle tabi bir işlem değil. Kişi eliyle yazarak yani el yazısıyla yazarak da ne yapabilir? Verebilir tahliye taahhüdü. Peki tahliye taahhüdünün günü geldi çıkmadı. Artık bir ay içinde hemen tahliyesini icradan istememiz lazım. İstemedikten sonra yani o bir ay içinde istemez isek artık tahliye taahhüdü o gücünü kaybetmiştir. Artık alelade bir kağıt haline yani maddi bir kağıt haline gelmiştir. Hukuki gücü kağıttan sıyrılıp ayrılmış durumdadır. Yani tahliye taahhüdünde de yani icraya ile gitmek
durumda değilsiniz ama dava yoluna gidersiniz. Ama icraya da gitmenize engel bir şey yok. Tartışılacak bir husus söz konusu değil. Genelde kiracılar bakımından da işte kirayı vermeden önce bana imzalattırdı. Benim iradem bu yönde değildir. İradem fesada uğratıldı. Zorda kaldım, darda kaldım. Dolayısıyla hiç onu verme iradem yoktu. Zorla verdim. Dolayısıyla sağlıklı bir irade beyanım olmadığı için geçerli değildir iddialarıyla karşı karşıya kalınırsa da şaşırılmaması lazım. O yüzden onun kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olduğuna işaret eden bir şey de orada yer almış olmasında yara var. Onun nasıl yer alacağını şimdi açıklamak noktasında değil. Ama sonra olursa da söyleriz. Bir diğer, sadece konutlar için geçerli yalnız bu. Mahkeme kararları çıkarttığımız zaman kiraya verme yasağının olduğunu bilelim. Ona hepsinde tek tek anlatmadık. Çünkü mahkemeyi de kandırmış oluruz aksi takdirde. Biri de aynı belde sınırları içinde, aynı ilçe sınırları içinde ilgilinin yani kiracının konutu varsa, konutlar için geçerli, iş yerleri için geçerli değil. Bir konutu varsa ya da yeni konut edinmişse ya da daha önceden varmış ama kiraya veren bilmiyormuş ise ben sizin mallarınızın nerede ne olduğunu nereden bileceğim kiraya veren olarak? Haberim yoktu. Sonradan mal varlığınızın yani bir konutunuzun olduğu ortaya çıktı. Kiracının veya eşinin önemli değil. Kiracıyı da eşini de kapsıyor. Bunu daha sonra kooperatiften mesela bir bina edindiniz. Ya da bir yerden miras kaldı. Önemli değil. Kural olarak kira ilişkisi devam ederken kiracının kendisinin veya eşinin konuta sahip olması ya da kira ilişkisinden önce sahip olmakla birlikte kiraya verenin öyle bir konutu olduğundan haberdar olmaması halinde kiraya veren kiracıyı kira dönemi sonunda tahliye etme hakkına sahiptir. Ama bu sadece konutlar için olduğunu ifade edelim. İş yerleri bakımından cari değildir. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim de günlük hayatımızda iş yerleri, konutları kiraya veriyoruz. İşte tahliye sebepleri şu saydığım sebeplerden ibarettir. Kiracıyı kira bedelini ödediği sürece çıkartmanın zor olduğunu bilmiş olmamız lazım. Çünkü diğer sebeplerin varlığı bir miktar nedir? Tahliye taahhüdü hariç daha nisbidir. Yani ihtiyacın var yok meselesi davaların uzamasına sebebiyet veriyor. Anlatabildim mi? Çünkü subjektif hususlar meydana geldi mi herkes kendisi bakımından bir şey söyleyebiliyor. Ama tahliye taahhüdü verdiyse artık subjektiflik yoktur. 10 yıllık süre bitmişse artık subjektiflik yoktur. Eğer mesela başka bir konutu var, kooperatif amir daha oturma izni alınmadı diyor, uzatıyor. Daha bilmem inşaat bitmedi diyor, uzatıyor. Aynı belde, belde ne demek? Belde kavramı nedir? Nasıl bunu ölçeceğiz? Bu kanunda kanunumuz yeni sayılacağı için 818 sayılı kanundan sonra çıktı. Çok uzun bir uygulamadan sonra çıkan kanunumuz yeni olduğu için daha bu belde kavramı aynı ilçe. Yani öyle bir hususu düşünün ki bir ilçeyi cadde ayırıyor. Hemen caddenin karşısında evi var ama ayrı ilçe oluyor. Şimdi o bundan yararlanamazken örnek olarak söyleyeyim. Osman Gazi'nin biri teleferiğin üstünde yani teleferik semtinin üstünde biri de işte Yunus Emre'de. Şimdi bu aynı ilçe oldu. Şimdi nasıl anlayacağız bunu? Arada kaç kilometre fark var? Bu aynı ilçe nedeni kapsamına giriyor. Fakat şu caddenin Nilüfer'de Osman Gazi arasında biri sokağın karşı tarafında diğeri öbür tarafında ayrı ilçe oluyor. Yani şu bakımdan söylüyorum. Diğerlerin de subjektif olduğunda davaların uzamasını öngörmemek mümkün değil. Yani süre bakımından uzamış olur. Gelelim meslek mensuplarımızın gerek gayrimenkul sermaye irada elde edenler bakımından beyannamelerini veriyorlar. Beyanname verirken ben bir gerçek gider yöntemi bir de götürü gider yöntemi olduğunu biliyorsunuz. Elde etmenin tahsilat esasına bağlı olduğu biliniyor. Yani bunlarda bir sorun yok. Hatta peşin elde edilen gayrimenkul sermaye iratları varsa,
Yani özel mülkteki kiralarından bahsediyorum. Yılı geldiğinde beyan edildiğini biliyoruz. Hepsini parayı alsak bile, 5 yıllık kirayı 5 bin lirayı şimdi alsak bile, bu sene 1000 lira, gelecek sene 1000 lira, gelecek sene 1000 lira, gelecek sene 1000 lira olarak beyan etmemiz gerekiyor. Geçmiş yıllara ait kiraları hangi yıl aldıysak o yılın kirası sayılıyor. Hülasa, tahsil esası geçerlidir ama peşin alınan kiralar bakımından tahsil esası biraz daha da yumuşatılmış durumdadır. Gayrimenkul sermaye iratları bakımından. Ama gerçek ve götürü gider yöntemi bakımından baktığımızda gerçek giderler %25'ten fazlaysa tabii ki götürü gerçek yöntemi tercih ederiz. Hayır, gerçek giderler %25'ten daha azsa götürü gider yöntemini tercih etmemiz kadar doğal bir şey yok. Yalnız burada bir hususu ifade edeyim. Eğer bir kişi yeni bir bina kira yeni bir bina satın almış ve kiraya vermişse biliyoruz ki satın alma bedelinin %5'i kadar olan tutarı 5 yıl boyunca belgeli olmayan bir gerçek gider kategorisinde değerlendirdiğimiz için neredeyse o 5 yıl boyunca hiç vergi vermez. Ayrıca bir de binanın amortismanını da onun üzerine eklediğinizde %2, %7'ye yakın bedeli artık kira olarak ödemesine, yani %7'ye kadar kira geliri elde etti mi hasılat ortaya ne yapacaktır? Çıkmamış olacaktır. Bu iki hususa sadece dikkat çekmek istedim. Meslek mensupları binaları kendilerine aitse onlar da belirli bir amortisman ne yapabiliyor? Ayrıca ayırabiliyor. Bunları bildiğinizi biliyorum, fevkalade iyi bir şekilde bildiğinizi ama yeri gelmişken dikkat çekmek bakımından belirteyim. Ha, az önce belirttiğim o bina alınıp %5'i alım bedeni %5'ini 5 yıl dedim, konutlar için geçerli sadece. Yani diğer iş yerleri için geçerli değil, konut kiraları için geçerli olduğunu sizlere ifade etmem gerekiyor. Kiralarla ilgili yapacağım açıklamalar, kira sözleşmesiyle ilgili yapacağım açıklamalar bundan ibaret. Bir ara verelim, ondan sonra diğer bir başka bahse geçmiş olur. Evet, biz bir taraftan açıklamalara devam edelim. Şimdi bir günlük hayatta hepimiz birbirimize kefil olabiliyoruz. Kefalet sözleşmesi ve sonuçları üzerinde biraz duralım. Çünkü bu sözleşmenin karakteri itibariyle bir kişi bir menfaat elde etmeden bir risk altına giriyor. Mesela ben normalde bir mal alıyorsam, bedelini ödüyorsam karşılığında bir şey beklentim var demektir. Ama kefalet sözleşmesi böyle bir sözleşme değil. Başkasının borcu için sen kendin bir riske giriyorsun. Yani aktifinde bir artış, alacak gibi bir artış bile olmadan pasifin ne yapıyor? Artıyor. Dolayısıyla biraz bu yönüyle acıklı bir sözleşme. Yani sonuçları bakımından acıklı bir sözleşme. Şimdi bu kefalet sözleşmesinin var olabilmesi için bir kere asıl bir borç ilişkisi olacak. Asıl borç ilişkisi olacak. Bu asıl borç ilişkisindeki borçlu, borcunu ifa etmeme ihtimaline karşı ya da ifa etmeme riskine karşı kendine bir güvence istiyor. Birinci güvence borçlunun kendisi. Ama ben borçlunun kendisine güvenmiyorum ki. Yani bunu ters anlamıyla anlatmak açısından söylemiyorum. Ödeyemez ve de onun o mali gücünü, ekonomik gücünü yeterli görmüyorum sonuç itibariyle. Ya da yaşam tarzını bakımından bunu kazanabileceğini uygun görmüyorum. Diyorum ki ben seninle bu borç ilişkisine girerim ama bana bu borcu için güvence ver diyorum. O da ya taşınmazsa, birazdan geleceğim ipoteği anlatacağım, o farklı bir şey. Ama bir kefil istiyorum ben ondan. Kendisi dışında biri olacak şekilde. O kefille alacaklı arasında bir sözleşme yapıyor. Alacaklının borçlunun borcunu ödemediği zaman, farkları var ama birazdan belirteceğim. Ödemediği zaman artık alacaklı doğrudan kefile gidip borçlu oymuş gibi alacağını tahsil edecek. Şimdi bu noktada yeni gelen düzenlemelerde kefalet sözleşmesinin esas unsurlarını belirteceğiz. Yani olmazsa olmazlarını ifade edeceğiz. Bunlardan biri yok ise
o kefalet sözleşmesi geçerli değildir. Kefili de bağlamaz doğal olarak. Öncelikle son kısımdan başlayayım. Eşin rızası gerekli. Eş rıza göstermeden kefil olma ehliyeti yok. Ama bir işletme için borç alınıyorsa eşin rızasına gerek yok. Bir şirket için borç alınıyorsa, tüzel şirket için borç alınıyorsa eşin rızasına gerek yok. Yani burada bu tür ticari ilişkiler dışındaki bir borç ilişkisi bakımından ortaya çıkan kefalet varsa orada eşin rızasına gerek var. Tabii eş bu rızayı göstermediği sürece de şeklen bir sözleşmenin yapılmış olması kefalet sözleşmesi sonuçlarını doğurmaz. Bu yeni bir hüküm olduğu için, yeni kanuna göre olduğu için ifade edeyim. Bir diğeri mutlaka parasal tutar olacak. O yapmazsa şunları yaparım. Böyle bir kefalet yok. Parasal tutar olur. Şu kadar lirayı ya da şu kadar borcunun şu kadar lirasına kefilim gibi. Ama bir parasal sınır mutlaka olacak. Ali'nin tüm borçlarına kefilim. Böyle bir şey yok. Parasal miktar olacak. Sonra tarih olacak. Tarih olacak. Şimdi birazdan geleceğim bunları. Ve elle yazılacak. Yani tarihi elle yazacağız. Yine para miktarını elle yazacağız. Kimin eliyle? Kefilin el yazısıyla yazacağız. Matbu olarak gelmiş. Zaten okunmuyor biliyorsunuz. Yani çoğu zaman bankalarla bir kefalet ilişkisine girdiğimiz zaman birinin borcu için okuyor muyuz? Hemen ilgili yönetici ya da memur şuraya imzalar mısınız? Bize imzalar. Kaç para oldu, ne oldu, ne olmadı bunları bilmiyoruz. O yüzden bazı unsurları kanunumuz kefalet tarihini, para miktarını elle yazılması gerektiğini söylüyor. Zaten imzanın elle atılacağını söylemeye gerek yok. Tabii kaşe imzalar olduğunu biliyoruz. Mesela paralarımız üzerindeki imzalar var. Onlar kaşe imza. Yani daha önceden üretilmiş imzanın matbuat olarak açıklanmasından ibaret. Şimdi bu kefalet sözleşmesinin karakterinde şöyle bir ilişki de var. Eğer alacaklı önce borçluya gidip alamadığını ispat ettikten sonra, yani borçlu hakkında aciz vesikası eline geçirdikten sonra kefile gidebiliyorsa buna biz adi kefalet adını veriyoruz. Ama önce ona gidecek, bütün samimiyetiyle almaya çaba sarf edecek. Alamadığı noktanın son durağının adı aciz vesikasıdır. Onu alacak, ondan sonra da gidecek ilgili kefile. Hayır, ikisinin de aynı anda başvurabilmeyi istiyorsam, hem borçluya hem kefile başvurabilmeyi istiyorsam, birinin diğerine göre önceliği olmayacaksa, adeta kefilin başvuru sırasını borçlunun başvuru sırasıyla eşdeğer hale getirmek istiyorsam, bu durumda da mutlaka o kefalet sözleşmesine müteselsil kelimesinin, zincirleme kelimesinin veya bu anlama gelebilecek bir terimin yazılmış olması lazım. Eğer hiçbir şey yazılmazsa, yani kefalet sözleşmesindeki içerikte hangi tür kefalet olduğu anlaşılmazsa doğal olarak adi olduğu anlaşılır. Yani adi olduğuna hükmedilir. Aynı nerede olduğu gibi senetleri ciro ettiğimizde eğer hangi sebeple ciro ettiğimizi yazmamışsak bu ne cirosu kabul ediliyor? Üzerindeki bütün hakları devrettiğimiz şeklinde değerlendiriliyor. Ama teminat cirosudur diye yazarsak ya da tahsil cirosudur diye yazarsak tamamen doğan hukuki sonuçlar nedir? Birbirinden farklıdır. Eğer teminat cirosudur ya da tahsil cirosudur diye yazmamışsak onun üzerindeki hakları, yani o kıymetli evrak üzerindeki hakların tamamını bir başkasına aktarmışım anlamı çıkar. Ödeme
ödemeye yönelik hakların tamamını devrettiğin şeklinde ortaya çıkar. O yüzden bankalara verirken ne yapıyoruz? Tahsil içindir diye yazıyoruz. Yani ama bankaya verirken tahsil içindir yazmazsanız bütün haklarınızı bankaya devretmişsinizdir. E belki bankaya borcunuz vardı, bundan al, geç bir daha ben sana sormayayım diyebilirsiniz. Dolayısıyla burada da müteselsil diye yazmamışsanız kendiliğinden müteselsil olması ortaya çıkmaz. Adi olarak kanunumuz bunu ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Şimdi eğer bir tek kişiyi kefil olarak yeterli görmüyorsanız, olabilir. Borcunun başına gelebilecek bazı felaketler ya da olumsuzluklar, ekonomik olumsuzluklar kefilin başına da gelebilir. İsterseniz birden fazla kefil alabilirsiniz. Engel bir şey yok. O zaman da müşterek kefalet ortaya çıkıyor. O müşterek kefiller müteselsil olabilir, adi olabilir. Onun önemi yok. Demek ki kefaletini alırken müşterek ve müteselsil olarak kefil alabiliriz. Müşterek olma birden fazla kişiyi, müteselsil olma başvuru derecesi bakımından bir belirleme bizim için yapmış olmaktadır. Burada bir sorun var. Şimdi kefil ödedi. Alacaklının borçlu üzerindeki hakların tamamı kefile geçti. O da doğru. Ben borçluya zaten alacaklı başvuru alamadım. Ben şimdi bu borçlunun borcunu ödeyen kefil olarak başvursam neyi alacağım ondan? Alacaklı alamadım. O zaman hukukumuz diyor ki ey kefil, sen kefil olurken istersen kendine de kefil alabilirsin. Ona da biz rücuat kefil diyor. Yani ben kefil olarak borcu ödemek zorunda kalmışsam alacaklıya borçluya başvurabilirim. Ama borçludan almam mümkün değilse borçlunun bana kefil olmam için gösterdiği kefile başvurabilirim. Ona ne diyoruz biz? Rücuat kefil adını veriyoruz. Demek ki kefil kendisi risk altına giriyor ama bu rücuat kefil müessesesi nedeniyle kendi riskinde ne yapabilir? Azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir. Bu kendi bileceği bir iş. Ama böyle bir müessesenin varlığını bilmiş olmamız lazım. Hani az önce sadece pasifte artış meydana geliyor, aktifte artış meydana gelmiyor dedim ama bu yolla, rücuat kefil yoluyla aktifte de kendinize bir alacak oluşturmanız, yeni bir, size de bir rücuat kefil gösterirse borçlu, bir aktifte de alacak hakkı oluşturmanız mümkün hale gelmiş olabilir. Riskinizi artırabilirsiniz. Peki borçludan alamadım, ondan sonra da gittim rücuat kefile başvurdum, ondan da alamazsam yapacağım bir şey yok. Yani artık borç karşılıksız kalmış olacaktır diyoruz. Bir şey sorabilirim. Peki borçlu ödemedi borcunu. O anda başvurduğunda hiçbir şey yoktu. Ama bir sene sonra ev aldı diyebilirim. Ama ona haciz götürebilirsiniz. Yani o şartlarda değişiklik varsa. Şimdi birazdan haciz anlatacağım. Orada daha sonra baştan mal varlığı yok deyip sonradan mal varlığı ortaya çıkarsa belki bütünleşmiş olur ama en sonunda gene sorabilirsiniz. Yok hocam, süresi var mı borcunun, onu herhalde. Efendim? Bu olaydan sonra süresi. Alacak hakkın bu. Yani zaman olarak. Tabii zaten sen başvurmuşsun. Zamanı şimdi kesmişsin. Bir talep iletmişsin, hukuk önüne bunu taşımışsın. Yani hukuk seni tabii koruyacak yani. Aciz vesikası almışsın. Onu her zaman işleme sokabilirsin. Aciz vesikası zamanı şimdi uğrayan bir belge değil. Dolayısıyla aciz vesikası elime geldi mi? 20 yıl sonra, 30 yıl sonra babasından miras kaldı. Milli Piyango'dan para çıktı. Ya da bir başka bir şey oldu. Neyse artık sonuç itibariyle. Ben tabii ki alacağımı aciz vesikasıyla zaman ışığına uğramadığı için hemen işleme sokabilirim. Ayrıca yeniden icra takibi yapmama gerek yok. İcra takibinin sonucunda düzenlenen bir belge. Doğrudan duruyor. Adeta aciz vesikası, adeta diyorum, karşı tarafın bana verdiği açık ve geri dönülmez borç ikrarı gibidir. Anladın mı? Yani sonuç itibariyle bir daha onun hani yok şu kadar süre itiraz süresi var, yok bilmem şu icra mahkemesinde görülecek mesela, bunlar yok artık. Şimdi şüphesiz arkadaşımız da bunu belirttikten sonra hacizle ilgili açıklamada bulunayım. Bir borçlu varsa hiçbir alacaklı borçluyu fiili olarak zorlayarak alacağını alma yoluna gidemez. Biz buna hukukta ilkaka hak yasağı adını veriyoruz. Herkes
hukuk düzeni içinde hakkına ulaşma yoluna gitmek durumundadır. Yani kiracı kirayı parasını vermiyorsa ihtar çekebilirsin. Hatta belki ya kira vermedin diyebilirsin. Ama gidip kapısına onu şu veya bu şekilde arzu edilmeyen şekilde tarzda bir davranışta bulunmayı hukuk ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Şimdi böyle olunca bizim özel alacaklarımız bakımından başvuracağımız daire neresidir? İcra dairesidir. Ama kamu alacakları bakımından biliyorsunuz her vergi dairesinin kendine ait bir icra dairesi olduğunu biliyoruz. Hatta bu konu bazen eleştiri konusu da olabiliyor. Neden vergi dairelerinin özel icrası olsun? Madem bir genel icra varsa vergi dairesi de ya da kamu alacak bulunan kamu da genel icrada başvursun. Normal Ahmet Mehmet nasıl başvuruyorsa vergi dairesi de normal icrayı, genel icrayı harekete geçirsin deniyor ama kanunumuz demek ki kamu alacakları bakımından kamu idarelerinin alacağı icra dairesi sıfatına sahip olmasını uygun görmüş olacak ki o şekilde uygulama yapılıyor. Şimdi borcunu ödemeyen kişiye bir takip talebinde bulunuyoruz icra dairesine. Şu veya bu nedenden dolayı, yani kiradan olabilir, borcunu ödemediğinden dolayı olabilir, ya başka bir borçtan dolayı olabilir. Ya da işçiyimdir, çalışmışımdır, alacağın sebebinin ne olup olmadığı önemli değil. Hatta alacağın olup olmadığı da önemli değildir. Şimdi üstadım bana yarın icra gönderebilir takip talebiyle. Ama ben itiraz ettiğim anda 7 gün içinde o benim kendisine borçlu olduğumu hani maddi hukuk bakımından ispat etmek durumundadır. İspat edemediği sürece takip talebi ortadan kalkacaktır. Hukuken geçerliğini ortadan kaldıracaktır. Aynı herkese dava açabileceği gibi. Dava açmak önemli değil. Vardın ne yapman lazım? Maddi olguları iddia ediyorsan onları ne yapacaksın? İspat etmen gerekiyor. Şimdi icradan bana bir ödeme emri gelecek takip talebinden sonra. Ben bu ödeme, biliyorsunuz vergilerde de ödeme emri kavramını açıkça kullanıyoruz. Biz oradaki düzenlenen belgenin adı nedir? Vergi ve cezayı bize bildiren belgenin adı nedir? Şekil unsuru olarak idari işlemin ihbarname. Bunun adı ne? Ödeme emri. Onun unsurları var. Onlardan biri veya birkaçı eksik oldu mu o ödeme belgesi ya da ödeme emri belgesi ne yapmaz? Taşımaz. Eksiklikleri bir kenara bırakıyoruz. 7 gün içinde ya borcu ödedik diyeceğiz. Ama ödedik demekle yetmiyor. Ödediğimizi belgeyle ispat edeceğiz. Çünkü sözle söz birbirini götürmez. Yazı ancak sözü götürür. Yani ispat hukuku bakımından yazı üsttedir. Para ilişkileri bakımından da asıl olan nedir? Yazılı olarak onu ifa ettiğini açıklamaktır. O yüzden az önceki açıklamalarımıza atfedersek kiracı kira parasını ödediğini ispat etmek durumundadır. Eğer karşı taraf belge vermiyorsa ödememekte ona ödemeyebilir. Gidip bir tevdi mahalline parayı ne yapar? Yatırır, muhtara verir. Yani ya da notere götürüp yatırır. Ya da mahkemeden bir yer tayin ettirir, oraya yatırır. Hani kiraya veren kira parasını almadı diye ben kira borcundan kurtuluyorum demek anlamına gelmez. Ya da alacaklı teberrüde düştü diye borçlu borcundan kurtuldu demek anlamına gelmez. Onun tevdi mahalline götürüp o parayı para borcuysa yatırmak durumundadır. Burada da bir belge ibraz edecek. O belgede de o alacaklı olan kişiye o ödemeyi, o konuya ilişkin ödemeyi yaptığını gösterecek. Tabii insanlarda bir sürü ilişkiler olunca hangi ilişkinin ne olduğu birbirine karışmış duruyor. Hangi ilişkiye bağlı olarak benim borçlu olduğumu söyledi. Ben de o ilişkiye bağlı olarak ödemelerimi göstereceğim. Anlaştık mı? Yani illiyet bağı olacak. Beni borçlusun dediği konuda ödediğimi söyleyeceğim. Yoksa pek çok ilişkilerimiz var. Bunu noktayı biraz 7 gün içinde borcu ödedim. Bir. Borcu ödemedim. Ödediysen belge göstereceğim yalnız. Borcu ödemedim. 4 taksitte ödemeyi teklif edebilirim. Buna ne diyoruz biz? Ödeme taahhüdü adını veriyoruz. Ama 4 taksitte ödemezsen bu defa hapis cezasıyla cezalandırılacaksın. Taahhüdü ihlal diyoruz biz buna.
Yani devlet bak senin üzerine gelmiyor. Sen de devlete bir söz verdin. Ben 4 taksite ödeyeceğim bu kişiye dedin. Devlet de itibar etti senin beyanına. Şimdi bu 4 taksite ödemen gerekir. Alacaklıyla borç arasına kim girdi? Yani teknik anlamda söylemiyorum tabii ki. Devlet bir anlamda garantör gibi. Yani bu anlamda garantör değil ama bir şekilde devletin otoritesine ben güvendim. Dedi ki bundan bu parayı alacağım, sana vereceğim. Ama müsaade et, bak kendisi ödemek istiyor. İşte bu şartlarda da 4 taksit ödeyebiliriz. Ya da borcum var ama ödemedim. Ödeyecek durumunda yok. Yani şey bakımdan hani 4 taksit ödemek teklifinde de bulunmadınız. O zaman mal beyanında bulun diyor. Mal beyanı dediğimiz bir beyan var. Tabii mal beyanında bulunurken insanların mallarının sınırı yok. Çataldan tut, kaşıktan tut, televizyondan tut, arabadan tut, otomobilden tut, her şey mal. Burada beyan edilmesi gereken malların iki sınırından bahsedelim kabaca. Bir, haczedilebilen malları beyan etmen gerekiyor. İki, alacağı karşılayacak kadarı beyan etmen yeterli oluyor. Benim çok malım varsa, 1.000 lira borcum varsa bütün mallarımı beyan etmem lazım. Hayır, 1.000 lirayı karşılayacak bir malımı beyan ettim mi yeterli. Ya da haczedilebilecek mallarımdan olması lazım bunun. Haczedemeyen malların zaten beyan etsen ne olacak, beyan etmesen ne olacak. Tabi burada sorun hangi mallar haczedebilir, hangi mallar haczedemez noktasına gelmiş durumda. Genel olarak söyleyeyim, kişisel nitelik taşıyan mallar haczedemez ama şu mallar da haczedemez. Dikkat çekmek için söylüyorum sadece. Bir kişinin yatak, yorgan, mutfak malzemelerini söylemeye gerek yok. Onları zaten biliyorsunuz ama bir kişinin haline münasip konutu varsa o ne yapılamaz? Haczedilemez. Konutun aynından bahsediyoruz. Yani binanın kendisi haczedilemez. Yeter ki ne olsun? Borçlunun haline münasip ölçekte olsun. Ama çok değerliyse o malla haciz gelir. Olağan değer bir kadar değer borçluya bırakılır. Geri kalan alacaklığın alacağını karşılamada kullanılır. Buradan bir adım daha ileri gidelim. Yeni bir düzenleme olduğu için söyleyeyim. Peki pratik olarak tam dediğim doğru değil ama ifade bakımından yeterli olduğunu düşünüyorum. Konuttaki mallar da haczedilmez. İçindeki mallar da haczedilmez. Televizyon varsa ortak kullanıma mahsus haczedilmez. Hatta laptop haczedilmez. Masa haczedilmez. Yeni geldi bu. Konuttaki ortak kullanıma yönelik olan mallar haczedilmez diyor kanun. Ne iki tane televizyon varsa biri haczedilir. Çünkü düşünün eskiden üstadlar bilir, onlar eski üstadlarımız var. Bu Fomara Caddesi'nin altında garaj diye bir yer vardı, vergi dersinin altında. Orada televizyonlar doluydu. Ama tam satışa çıkacak alttakini çekerken hepsi beraber devrilebiliyor. Yani malın değerini korumak mümkün olmuyor, onu ifade etmek istiyorum. O yüzden belki de bu tür bir düzenlemenin altında saklama, koruma, satma bakımından ortaya çıkan problemleri de dikkate almış olmak gerekir. Kaldı ki günümüzde o ürünlerin vakti zamanında sahip olanlar statü sahibi insanlardı. Televizyon sahip olmak statü sahibi olmaktı. Bir ekonomik gücün göstergesiydi. Buzdolabı sahip olmak bir statünün göstergesiydi. Artık bugün için onların bir borcun karşılığı olarak ele alınması ve borçta önemli bir miktarı kapatacağını söylemek mümkün değil. Herhalde ikinci el piyasasına baktığımız zaman rakamların ne olduğunu görme imkanıdır. Hele böyle bir de depolayıp ondan sonra özel yedeminlere verdiğiniz zaman satılan para yedeminin parasını ödemiyor. Bırakın alacaklığın alacağının miktarının ne olduğunu. Hani evdeki ikinci tek televizyonun, tek buzdolabının haczedilmemesini ya da haciz dışında bırakılmasının aileyi koruma dışında, ailenin ortak yaşantısını koruma dışında diğer unsurları, sebepleri olabileceğini de düşünmüş olmamız gerekir. Ben bir defa hatırlıyorum,
Fomara Caddesi'nin alt tarafında olan vergi dairesinin deposuna girmiştik. Yığılıydı böyle. Yani gerçekten alttaki ürünü çıkartmak için belki uzun bir çaba sarf etmeleri gerekiyordu arkadaşın. Bir de titizlikle yapmanız gerekir bunu. Orayı buraya çizildi mi, borçlu diyor ki benim malıma iyi bakmamışsınız diyor. Orayı çizmişsiniz, burayı çizmişsiniz. Yüksek fiyatla satılacak da düşük fiyatla satıldı diyor. Ondan sonra değişik problemlerde bu defa dönüşüyordu olay. Neredeyse satılan malın değerini idare düşürdüğü için bir de idare borçlu hale gelecek hale dönüşüyor. Öyle ya, yani benim malımı hallettiysen koruyacaksın, kollayacaksın. Onu değersiz bir hale getiriyorsan onun sorumluluğu da birine ait olması lazım. Yani hukuk devletinde yaşıyorsak tamam benim malımı hallettiğine ben bir itiraz etmiyorum ama o malın kollanması, korunması bakımından da gereğini yapmak lazım. Yedemine verdiğin zaman satılan parayı karşılamıyor, vergi dairesi de alacağını alamamış oluyor böylelikle. Hiç olmazsa taşıma, getirme, götürme, sökme, takma, satma işlemlerinden kurtulmuş olalım. Hani bu olayın bir diğer perdesidir ama bunun etkisi olmadığını söylemek mümkün, olmadığını ifade edebilirim. Şimdi bu 7 gün içinde mal beyanında bulunacağız. Bulunmazsak hapis cezası var. 7 gün içinde mal yoksa yok diyeceksin, malım yok diyeceksin. Yani sizden ile bir mal beyan et demiyor. Varsa haczedebilen edebilen mallar beyan et. Benim haczedebilecek malım yoktur demen yeterlidir. Oraya bir defa uğraman yeterlidir. Ya da bir şekilde orayı bilgilendirmen, diğer yollarda da böyle sözlü bilgi değil. Yani yazılı bir başka yerden yazı ile beyanda bulunman yeterli olacak. Peki arkadaşımın sorusuna belki biraz cevap olabilir. O anda mal varlığı yok ama daha sonra mal varlığında bir artış meydana geldi. Hemen o artışı da bildirmek zorunda. Bildirmezse gene hapis cezası var. Ben böyle işte 3 aydan 5 aya gibi falan bunları söylemeyeyim. Yani ceza, hapis cezası var ama bunlar yüksek miktardı. Ağır ceza, işte ağır ceza kavramı da kalktı da süreleri çok uzun olan cezalar değil. Yani hapis cezaları ama süreleri çok uzun değil. Artı mallar varsa bunu yap. Peki malın varken yok diye dedin. Hazredebilecek malın varken arsan var, yok dedin. Bu durumda da yine bir ceza daha var. Hapis cezası daha var. Tabii ki bunda bu yalan beyandan mağdur olan ne yapacak? Bunu bir şekilde şikayet konusu edecek. Suç duyurusunda bulunacak. Dava açılacak. Davanın sonucu bakımından da bunlar gerçek. O halde bir, mal beyanda bulunmamak. İki, mal beyanda bulunmakla birlikte borcu karşılamaya yetmeyecek kadar bulunmak. Yani eksik mal beyanda bulunmak. İki kuralı söyledik. Daha sonra mal varlığında artışlar meydana gelmesine rağmen bu artışları bildirmemek şeklinde cezalarla da çarptırmış durumda. Hatta bazıları şöyle de yapabilir. Haciz geldiğini, geleceğini bildiği için önceden pozisyon almak bakımından önceden halk arasındaki deyimiyle söyleyeyim. Mal kaçırmış olabilir. Ya da muvazalı satış yapmış olabilir. Eğer bu da açık ise borcun ifasını imkansız kılmak ya da imkansız demeyeyim de mümkün olmamak adına yapılıyorsa bu da nedir? Bir suç olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi konutun ayna gelmez dedik. Evdeki tek ürünlere haciz gelmez dedik. Peki bir adım daha ileri gidelim. Hiç mi ücretlere de haciz gelmez? Gelir. Onlar bu kapsamda değil. Ücretlerden haciz gelmeyen hangisi? Emekli ücretleri. Ama sigortanın yani ödemeyi yapan sigorta kurumunun alacakları hariç olmak üzere. Demek ki emekli ücretleri esasında hacize konu değildir. Ama sigorta kurumunun alacağı varsa yani emekli maaşını ödeyen sigorta kurumunun alacağı varsa o buna haciz ne yapabilir? Uygulayabilir. Ama onun dışında emekli kişinin haciz edebilecek başka bir malı yoksa emekli maaşından haciz, emekli maaşı hacize konu olmayacaktır. Tabii sadece hacize konu olanlar olmayanlar bunlardan ibaret değil. Ben sadece günlük hayatta biraz daha dikkat çekilmesi gereken noktalar bakımından olanları açıkladım size. Onun dışında pek tabii ki diğerleri de vardır. Değerli arkadaşlar. Şimdi tabii bütün bu bizi nereden ilgilendiriyor bu haciz meseleleri? Şüpheli alacak, değersiz alacak,
vazgeçilen olacak. Hep bunlar bunun sonucunda meydana geliyor. İşte icra takibi yaptım da icra takibi yaptık. Bir tane yazı yazdık. İcra ama bu yeterdi mi? Şüpheli olacak ayırmak için. İlk anda yeterdi. Ama bunun sürekliliğin sağlanması bakımından da gerekli çabalar içinde de ne yapmış olmak lazım? Girmiş olmak lazım. Örneğin borçlunun mal varlığının araştırılması lazım. Belki sadece bir takibi, icra takibini, çıplak kuru takibi bir şüpheli alacak gerekçesi olarak koymamak lazım. İşte Ticaret Sanayi Odası'na yazı yazdık. Bilançolarındaki mal varlıkları var mı yok mu bunları öğrenmeye çalıştık. Ya da tapuya yazı yazdık bunları öğrenmeye çalıştık. Ya da şu insanlara alacakları var mı bunları öğrenmeye çalıştık. Bunları, bütün bunları yapıp bir yapma sürecinde devam ettirmişsek, yani tahsil etme konusunda çaba içinde olduğumuz anlaşılıyorsa, biz bunu şüphe alacak olarak devam ettirme bakımından söylüyorum. İlk anda yazdık zaten. Devam ettirme bakımından da bu şartları ne yapıyoruz biz? Aramış olmamız gerekiyor. Eğer alınamayacağı artık kesin ve net ise, tartışma dışındaysa, o zaman şüpheli alacak değil, doğrudan doğruya ne yapabiliriz? Değersiz alacak ayırabiliriz. Şüpheli alacak olarak başladık ama sonradan anladık ki mümkün değil. O zaman şüpheli alacağı, değersiz alacağı haline ne yapabiliyoruz? Dönüştürebiliyoruz. Bunlara engel bir şey yok. İşte bu hacizin bize olan ilişkisi, yani meslek mensuplarımızın defter sistemi içindeki ilişkisi bunlardan ibaret. Ben tabii hangi belgeler, işte suçnameler vesaire, hangi belgeler değersiz alacak için gereklidir? Bizim değersizlememiz yetmiyor. Kanun öngördüğü şekildeki belgeye bağlamamız gerekiyor. Bizim takipsiz bırakmamamız gerekiyor. Takip etmemiz lazım. Ama takibin sonunda sonuçsuz olabilir. Şüpheli alacak vardır. Takip etmemek ayrı bir şeydir. Takip sonucunda sonuçsuz kalması ayrı bir şeydir. Kanunun şüpheli alacağın varlığının devam etmesi için aradığı şey, sadece takip formunu açmakla, takip talebini açmakla yetinmeyeceksin. Ona ulaşmak için gerekli çaba içine de gireceksin. Buna rağmen sonuçsuz kalırsa bu hususu şüpheli alacak olarak kabul ediyoruz. Şüpheli alacak vasfı kalkınca da dediğim gibi diğerine döndürebilirsiniz. Şimdi bir de iflasımız var tabii bu noktada. O da özel hukuk bir müessesesi. O da bir mahkeme kararıyla ortaya çıkan bir durum. Bizim iflasa en önemli meslek mensubu arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldığı problemlerden biri. Acaba borçluysak alacaklarımızın sırası nasıl? Çünkü son itibariyle bir türlü kişi var bizden alacaklı. Ödeyememişiz ki mahkemeye başvurmuşlar. Biz de bir ödeme yapmak zor, yani daha doğrusu borçlu olarak mal varlığımızda bir iflas masası oluşturulmuş. Onlar da bu sırayla bunları ne yapacak? Ödeyecekler. İflasa sıra ne? Şimdi iflastaki sıra önce mal aynından kaynaklanan vergiler ödenir. İflastaki sıradan, icradaki sıra başka. İcradaki sırada kim önce kendini alacak olarak kaydetmişse, alacak takibi yapmışsa ondan başlıyoruz. Ama sadece mal satılıncaya kadar devlet araya girerse o kısım garameten paylaştırılıyor. Devlet bakımından. Yani devlet de orada imtiyazı alacaklıdır. İcrada. Ama satılıncaya, yani satıldığı anda para dağıtılmadan önce devlet diyecek ki benim de buraya alacağım var diyecek. O zaman devlet hacize iştirak ediyor. Ama iflasta öyle değil. İflasta bir sıra var. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra diye sıra var. Bunu ayıralım. Öbür taraftaki sıradan farklı bir sıra bu. Aynı sırada olan birden fazla kategoride alacaklar da olabilir. Burada malın aynından kaynaklanan vergiler her alacağın önüne geçiyor. Birinci sırada bunlar var. Şimdi ben sadece yanlış bir şey söyleyeceğim ama gelir vergisi birinci sırada mı? Vergi devletin alacağı masaya da yazdırmış idare. Demiş ki bizim de alacağımız var. Hayır, gelir vergisi birinci sırada değil. Çünkü gelir vergisi ayından alınan vergi değil. Hangi vergi? Emlak vergisi. Ayından alınan vergi. Hangi vergi? Motor taşıtlar vergisi. Yani
O yüzden hani birinci sıradaki yer alanlar her vergi değil. Devletin de her alacağı değil. Hangi alacağı? Ayından kaynaklanan, malın ayından kaynaklanan vergiler en önde. Sonra bizim teminatlı alacaklar dedi, rehin alacaklar dediğimiz. İşte ipotek vergimizse ipotek kapsamında, diğer kapsamdaysa bunlar devreye giriyor. Ondan sonra imtiyazlı alacaklar geliyor. Rehin alacaklar imtiyazlı alacaklardan önce. Devlet imtiyazlı alacaklar arasında. Çünkü bir külün içinden herkes ben alacaklıyım diyor iflasla. Biz kül içinden bunları sıralıyoruz. Anlatabildim mi? Ama icrada öyle değil. Küle gerek yok. Tarih sırasına bakıyoruz orada. Sıralama belli. Burada sıralama belli değil. Sonra gelen de önce gelen de karman çorman oluyor. Alacaklılar. Ve biz bunu iflas masası olarak sıralamaya tabi tutuyoruz. Ve bu sıralamanın adı da yani sıra cetveli yapıyoruz. Sıra cetveli dediğimiz bir cetvel yapıyoruz. İşte üçüncü sırada imtiyazlı alacaklar geliyor. Şimdi vergiler imtiyazlı alacaklar arasında yer alıyor. Ondan sonra dördüncü sırada da diğer alacaklar dediğimiz alacaklar yer almış oluyor. Şimdi buradan böyle bir durumda rehin alacakların devletin diğer vergiler bakımından, ayna dayanmayan vergiler bakımından önüne geçtiğini herhalde kolayca anlamış olduk. Bir ayrıcalık olduğu görülüyor yani. Hani şu şekilde kullanılır, bu şekilde kullanılır. Ben onu bilemem. Ama o devletin alacağını sonuçsuz bırakabilecek bir pozisyon ortaya çıkartabiliyor. Ama hacizde bu şansa sahip değilsin. Anlamında söylüyorum. Versen alacaklar, bağış alacaklar nereye gidiyor? Efendim? Versen, bağış, giden tazminatı vesaire. Bağış. Arkadaşlar şöyle bu sıralara bir baktığınız zaman işçi alacakları imtiyazlı alacaklar içinde. Yani ben bütün hepsini burada tek tek ama işçi alacakları imtiyazlı alacak. O kategoride yer alıyor. Yani diğer adi alacaklardan önceki sırada. Önce birinci sıraya borcu ödenecek, sonra ikinci sıraya inecek, sonra üçüncü sıraya inecek, sonra dördüncü sıraya inecek. Bir daha bunu müsaade ederseniz belirteyim. Sıralardan sıraya girenlerin önce başvurmuş olması, iflas masasına sonra başvurmuş olmasının önemi yok. Ama hacizde önce başvurmakla sonra başvurmanın önemi var. Yani arada böyle bir kategorik fark olduğunu bilmiş olmamız lazım. Dikkat çekmek istediğim husus bu. Yani biz en son icra iflas masasına başvurduk. Hiçbir şey kaybetmedin. Yani son itibariyle derecendesin. Ama diğerini de alacağın ne zaman önce doğduğu önemli değil. Haciz için ne zaman talepte bulunduğun önemli. Yani oradaki sıralamanın esası, buradaki sıralamanın esası birbirinden farklı. Şimdi bu noktada hacizli mallar bakımından mal satılıncaya kadar mal kimin mülkiyetindedir? Borçlunun mülkiyetindedir. Borcunu öderse borcu hacizden ne yapacaktır? Kurtarmış olacaktır. Haddedilen mal satılmaz ama bu hacizli malın satılması mümkün değil ama ipotekli mal satılabilir. Şimdi ipoteğe geçiyorum. İpotek nedir? Üstad'a ben borç para vermişim. Daha doğrusu üstad bana versin. Öyle biraz realist olalım. Üstad bana borç para versin. Fakat diyor ki Doğan Şenci sen bu parayı ödemezsen. Ya öderim diyor. Yok diyor Üstad. Ben sana güvenmiyorum. Bana güvenmediği açık ki mal istiyor benden. İpotekli mal istiyor. Yani sen ödemezsin bunu diyor. Bir güvensizlik var aramızda. Mala güveniyor. O zaman ben kendi malımı ama taşınmazımı veya başka bir kişinin taşınmazını benim borcum için üstada ne yapıyoruz? İpotek olarak veriyoruz. Şimdi bu mal ipotek olarak verdiğimiz, ben kendi malım veya arkadaşım malı veya o borç için verilen ipotekler. İpotek veren kişi o malı bir başkasına satabilir. Hiç engel bir şey yok. Çünkü alan onun ipotekli olduğunu bilerek alır. Ayrıca ipotek malın tam bedelinin karşılığı olmak zorunda da değildir. Örneğin 100 bin liralık bir borç için 1 milyonluk binayı
İpotek olarak vermişimdir. Pekala, kişi 900 bin liraya bunu ne yapabilir? Alabilir, ödemezsen 100 bin öder. Zaten 1 milyonlukta da 900 bin verdim der, geçer gider. Yani ipotekli mal satılabilir. Bunun engel bir şey yok. Normal bir mal gibi satılabilir. Ama alacaklının ipotekten kaynaklanan hakkı o malla beraber kimin elinde olursa olsun devam edip gider. Zaten bana güvenmemişti hatırlıyorsunuz. Neye güvenmişti? Mala güvenmişti. O maldan o hakkı yapışık olarak devam edip ne yapacak? Gidecek. Ama az önce söyledim. Hacizli mal satılamaz. Hacizli mal mal sahibinin tasarruf hakkını kısıtlar. Ama ipotekli mal süresi gelinceye kadar, satıma gelinceye kadar mal sahibinin tasarruf hakkını ne yapmıyor? Kısıtlamış olmuyor. O halde birinin borcunu bir başkası ipotek verebilir. İpotek konusu olan şey taşınmazdır. Ve ipotekli mal da satılabilir. Genelde biz bunu böyle bilmiyoruz. İpotekli mal satılmaz diyoruz. Yani ya da satılmaz dediğimizde öyle biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Engel bir şey pek tabii ki yok. Mesela siz bana 100 bin liralık bir malı üzerinde 5 bin lira ipotek varsa ben 95 bine onu alırım. Hiç engel bir şey yok. Ödemezseniz 5 bin öderim ya. Siz ödemezseniz ben öderim. Yani bir şey fark etmez. Hatta daha düşük fiyatlardaysa sizi satmanız için de ikna etmeye çalışırım. Bunu bir kenara, ipotekle haciz arasındaki bu türdeki bir ilişkiyi bir kenara koyalım. Şimdi ben bir gayrimenkul sattım. Biliyoruz ki gayrimenkuller vadeli satılmaz kanunumuza göre. Tapu huzuruna çıkıldığında, resmi tapu memuru huzuruna çıkıldığında satış sözleşmesini yaparken tapu memuru paranın tamamını aldın mı diyor. Bir satış sonuçları var. Bir bedel var, bir mal var. Tapuda tescilden mülkiyet değişecek. Aldım diyor ama gerçekte almadı. Hani şu kadar bir harici olarak şu kadarını ver, bu kadarını sonra versin diyoruz ama tapuya gidince hepsini aldık diyoruz. Taksitli gayrimenkul satılmaz. Bir kere bunu bileceğiz. Peki ama hayatta böyle. Eğer malı taksitli yanlış söylüyorum ama şu bakımdan pratiği söylüyorum. Taksitli gayrimenkul satmışsam yarın bedel ödenmediğinde mala ulaşman mümkün değildir. Mal geçti gitti. Hatta alan bir dakika sonra bir başkası da ne yapabilir? Satabilir. Peki ben parayı nereden alacağım? Artık şahsi güvenceye bağlı. Eğer böyle bir problem olacağını düşünüyorsanız tapu memuruna diyeceksiniz ki biz ipotekli satış yapacağız diyeceksiniz. Yani bunun anlamı şu. Adeta ilgili kişi paranın tamamını bana ödemiş alıcı. Paranın tamamını ödemiş. Ben aldım diyorum. Ondan sonra ona o kadar lira borç para vermişim. Almadığım para kadar borç para vermişim. O bana borç para ver... özür dilerim. Ben ona borç para verdiğine göre ipotek istiyorum ondan. Sattığım malın üzerine ipotek koyuyoruz. Anlatabildim mi? Eğer böyle bir riskiniz varsa, böyle bir şey görüyorsanız satışınızı ipotekli yapabilirsiniz. Engel bir şey yok. Şimdi mekanizmayı anlatabildim değil mi? Yine peşin sattık. Ama ben almadığım parayı aldım dedim. Sonradan bir miktar para ona borç verdim alıcıya. Borç verdim. O borcun teminatı olarak da satıma konu olan malı ipotek olarak bana verdi. O miktarda sınırlı olarak. Ama ben yine de satarken aldım paramı diyorum. Orada bir sorun yok. Şimdi o onu kime satarsa satsın benim o mal üzerindeki aynı hakkım ne yapacak? Devam etmiş olacaktır. Demek ki taşınmazlar ve ipotekli satışın böyle bir önemi olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Şimdi bir ara verelim. Fazla uzun olmasın. Bir 5 dakika falan olsun. Ondan sonra veya 10 dakika olsun. Ondan sonra devam edelim tekrar. Hocam, gayrimenkul satılırken ipotek var. Bu ipotek alacaklı kimse onun rızası olmadan satılamaz herhalde değil mi? Geçmişte öyle bir şey vardı. Yok, onu Allah kabul etsin. Alacaklı zaten malı görmüş. Gözü malı görüyor. Garantisi mal. Mal kimin elinde olursa olsun. Alan, yani malı yeni alıcısı zaten onun ipotekli olduğunu orada görüyor. Anlatabildim mi? Bunu bile bile alıyorsan bir sorun yok. Hani o bakımdan söylüyorsan yeni alanın ondan haberdar olması anlamlı. Tabii o orada tapuda söyleyecekler ona. Diyecekler ki bak
senin aldığın mal şuna şu bakar şu kadar rakam bakımından ipotekli diyecekler. Rehini diyecekler. Evet. Bir 10 dakika ara verelim, ondan sonra devam edelim. Vergi hukukunda ve genel hukuktaki ispatla ilgili genel hukukla ilgili açıklama yaptık ama vergi hukukundaki ispatı bir değerlendirin. Ceza hukukundaki gibi esas itibariyle vergi hukukunda da delil serbestisi geçerlidir. Yani iddia eden iddiasını her türlü delille ispat edebilir. Tabii idari işlemi kim yapıyor? Vergilendirme işlemini, ikmalen veya resen tarihiyatı ya da ceza kesme işlemini kim yapıyor? Vergi idaresi yapıyor. Dolayısıyla yaptığı işlemin hukuki sebebinde ne yapmak zorunda? İspat etmek durumunda. İdareye düşer bunu ispat etmek. Kural budur. Ama vergi hukuku bakımından bir ispatta genel kural var. Her kim ki hayatın olağan akışına uygun olan parantezinde ekonomik, teknik ve ticari icaplar, yani hayatın olağan akışı dedim bu, buna uygun olanı iddia ediyorsa ispat etmesine gerek yoktur. Her kim ki hayatın olağan akışına aykırı olanı iddia ediyorsa onu ispat etmesine gerek vardır. Bizim ispatla ilgili en önemli maddemiz bu. Hatta hayatın olağan akışına ne uygundur, ne uygun değildir noktasında bir tereddüt ortaya çıkması lazım. Normal şartlarda kritik, bağlayıcı kavram ne? Hayatın olağan akışına uygun. Ya da ekonomik, teknik ve ticari icaplar. Ticari icabın ne olup olmadığını kim bilecek? Hani teknik icap açık bir şey. Sonuç itibariyle bir mekanik bir olay ya, büyük ölçüde işte makinenin belirli saatte belirli bir enerji tüketerek üretim yapması, şu kadar elektrik tüketmişsen bu kadar da bu makine çalışmıştır noktasında. Boşa da çalıştırmayacağına göre, hayatta boşa boşuna makine çalıştırmayacağına göre bu kadar bir ham madde kullanmıştır, bu kadar da ürün ortaya çıkartmıştır diyoruz. Şimdi bu bir teknik icap. Fazla tartışma dışı bir şey. Ama bu sektörde iskonto oranı şudur dediğimiz zaman, her sektörde iskonto oranı var. Vadeliği peşine çeviriyorsun, iskonto yapıyorsun. Ya da vade farkları ekliyorsun. Bunların ölçüleri nedir diye sorduğumuzda, tabii pratikteki bu işi yapanların ortalaması esastır. Bu ortalamayı nereden bulacağız biz? Ortalamayı bulacağımız yer ticaret sanayi odaları. Yani bizim bu noktadaki referansımız neresidir? Randımanlar konusunda, fiyeler konusunda, ticari icaplar konusunda, iktisadi gerekler konusundaki yerimiz burasıdır. Dolayısıyla büyük ölçüde işletmelerimiz de bu noktada bir düzenleme yaparken referanslarımızın bunlar olmasına özellikle dikkat etmiş olmamız lazım. Şimdi sonuç itibariyle ben %2 fire verdim. Vergi idaresi dedi ki hayır, senin firen %1, yani az fire verdin, sen çok fire verdin gösterdin dedi. Ama ticaret sanayi odasından gelen de %3. Artık benim neden %1 olduğunu kim ispat edecek? İdare ispat edecek. Çünkü ben hayatın olağan akışına uygun bir fire verdim. 3 demiş. Ben buna rağmen 2 olmuş. Hatta 3 de olabilir. Engel bir şey yok. Yani hayatın olağan akışını kim belirliyor? Ticaret ve sanayi odası ilgili meslek komitelerinden alınacak raporlar belirliyor işte onlar da. A ipliğinin fiyatı nedir ben onu bilmem. Ama onlar biliyor bu işi. Şimdi tersi olsaydı, ticaret sanayi odasından gelen fiyat oranı %3 olsaydı. Ama inceleme levhanı incelemiş defter ve belgelerini. %5 bulmuş. Şimdi daha az fireyi ben yaptığımı söylüyorum. Yani sonuç itibariyle hayatın olağan akışını ticaret sanayi odasınınki. Bunun dışında olan bir hususu
iddia eden, ben %5 diyorsam ben ispat edeceğim. %3'e kadar ispat etmişim sayılacak. Anlatabildim mi? %3 demiş, ben %5 olmuş. Diyeceğim ki makinem yandı. İplikler su bastı. Atıyorum, ben anladığım bir şey de değil yani sonuç itibariyle. Ya da şu nedenden dolayı nemlendi, bozuldu. Yani onlar bazı özellikleri var. Boyası attı. Neyse artık yani makinenin ısısı bozuldu. Ondan ipliklerin şu özelliği bu özelliği oldu. Eğer o da %3 diyorsa, her kim ki bundan ayrılıyorsa ya da minimum marjinin minimum maksimum arasında bundan ayrılıyorsa o ayrılan bunu ispat edecektir. Anlatabildim mi? Demek ki bu birinci kuralımızı unutmuyoruz. O yüzden oda referanslarımızı da özellikle mesleki faaliyetimizde bir ciddi bir referans olarak almamızda yarar var. Çünkü onlar üst otoritedir. Ha, diyelim ki bizimki fazla oldu. O zaman hemen o yıl için neden fazla olduğuna yönelik akılcı, hayatın içindeki realist gerekçeleri ortaya koymamız lazım. Neden bu %3 iken %5 oldu? Ben de yazacağım işte. Makinemiz arızalandı, makinemizin ayarı kaçtı. Ne bileyim işte yani sonuç itibariyle işte sel geldi, çatıdan yağmur aktı, don oldu, ürünler şöyle bozuldu, böyle bozuldu. Onu hatırlamak bakımından, ileride incelemeye alındığında açıklamak bakımından koyalım. Çünkü mali müşavir arkadaş değişiyor, onu hatırlayamıyor. Eskisine gidiyorsunuz, belki hani ulaşamıyorsunuz, ulaşmanız mümkün olmuyor. Ya da o da hatırlamıyor. Bir sürü yani mükellef var, hangisinin hangi nedenle niçin olduğunu da bilmek mümkün değil. O kadar eskiye, 5 sene önceki olayı hatırlamak zor. Bir sene önceki olayı zor hatırlıyoruz bazen. O yüzden böyle bir belge koymakta mutlaka yarar var. Neyse ekonomik gerçek, zaten vergi hukuku onunla ilgileniyor. Ceza hukuku maddi gerçekle ilgileniyor. Biz neyle ilgileniyoruz? Ekonomik gerçekle ilgileniyoruz. Niye ekonomik gerçekle ilgileniyoruz vergi hukuku olarak? Vergi hukuku kanununun madde 3 ne diyor? Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır diyor. Bu gerçek mahiyete ulaşmak için her türlü delili ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Buradaki referans göbek kavram nedir? Hayatın olağan akışı. O da nedir? Ekonomik, teknik, ticari icatlar. Fakat buna rağmen bazı kısıtlamaları da ilaveten getirmişler vergi hukuku. Diyor ki vergi hukuku, ben şahit beyanı vergiyi doğuran olayla doğrudan bağlantılı değilse onları şahit olarak kabul etmem, beyanlarını da kabul etmem diyor. Bir şahittir ama benim için geçerli değildir diyor. Peki diğer ceza hukuku kabul ediyor. Herkesin şahitliğini kabul ediyor. Ha dikkate alırsın almazsın. Ama dinliyor yani sonuç itibariyle. Ona değer atfedersin, atfetmezsin. Ama dinliyor sonuç itibariyle. Vergi hukuku diyor ki hayır ben hiç dinlemem bile. Benim için şahidin birinci özelliği vergiyi doğuran olayla doğrudan bağlantı içinde olmuş olmalı. Ne demek vergiyi doğuran olay? Bakın ben evimi kiraya verdim. Gelir kim elde ediyor? Ben. Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay ne? Gelirin elde edilmesi. O halde gelirin elde edilmesinin karşı tarafı kim? Ödeyen. Karşı tarafın beyanını dikkate alıyor. Anlatabildim mi? Ama kiracımın beyanını dikkate alıyor. Komşunun beyanını dikkate almıyor. Efendim ben kiracı ile kiraya veren arasında arada konuşulurken şöyle duymuştum. Senin dikkate almıyoruz. Nasıl duymuşsan. Doğru da duymuş olabilirsin. Ama biz kategorik olarak dikkate almıyoruz. Aksi takdirde herkes her duymada vergi mahkemelerine bir sürü şahit çıkartır ortaya. Anlatabildim mi? Yani komşu sen böyle duymadın mı? Duyar gibiydim. Duymuşumdur. Hatırlamıyorum. Biraz düşün hatırlarsın. Bu işin içine çıkamayız. İdare de kendisini silahların eşitliği bakımından idarenin elinden yani mükellefin eline bu silahı verip idarenin elinden bu silahı almak demek anlamına geliyor. İdare çünkü alanda yok. O yüzden demek ki birinci kural şahitler ancak vergiyi doğuran olayla doğrudan doğruya bağlantı içinde iseler dikkate alınır. O da karşı taraftır. Mesela mal satın alın. Malın fiyatı konusunda problem var. Sadece satıcı veya alıcının yani satıcı için denetim yapılıyorsa alıcının
Alıcı için denetim yapılıyorsa satıcının beyanı dikkate alınacaktır. Şahitlik anlamında söylüyorum. Onun dışındakilerin sen bir şahit sıfatıyla değil, hayatın olağan akışı anlamında dikkate alabilirsin. O bizi ilgilendirmiyor ama şahit olarak delil kullanman mümkün değil. Bir diğeri, vergi hukukunda, diğer hukuklarda var çünkü, yeminle davet diye bir şey yok. Yeminle davet ne demek? Az önce bir vesileyle bahsedildiği konu, dışarıda bir arkadaşlarla konuşurken, ben her şeyimi doğru fakat ispat edemiyorum. Yani maddi olarak belgelerle vesaireyle ispat edemiyorum. Ortaya koyamıyorum. Artık son çare olarak öyle karşı tarafa diyorum ki yemin etsin. O da biliyor ki buna rağmen yemin ediyorsa bir prototip ifadesi var. Yemin ediyorsa artık kabul etmiyorsa benim bütün haklarım ispat edememişim sayılacak. Yemin etmiyorsa yani bu anlamda uygun bir yeminde cevap vermiyorsa ben de her şeyi ispat etmiş olacağım. Anlatabildim mi? Evet. Ama vergi hukukunda yeminin bir yeri yok. Öyle olmuş olsa mükelleflerimiz vergi dairesinde vergi mahkemesinde veya vergi dairesinde yemin noktasında nelerle karşılaşacağını tahmin edebilirsiniz. Yani o yok. O halde kuralımızı ispat bakımından bir daha şöyle hatırlayalım. Bir delil serbestisi vardır. Delil serbestisi içinde şahit yoktur. Şahitten yararlanamayız. Ama cezalı yararlanır. Yemin yoktur. Usul hukukları bundan yararlanır. İki, ispatta kullanacağımız delillerin bir özel hali, hayatın olağan akışı dediğimiz iktisadi, ticari, teknik icaplardır. Bu noktada ilgili odamızın kayıtları, yani daha doğrusu komisyonların raporları oldukça önemli. Vergide bir diğer husus da vergide kanunilik esastır. Vergi dairesinin bunu genişletmeye çalışmasının bir anlamı yoktur. Vergi dairesinin yorumu kanunun amaçladığı amacın dışına çıkarak yorumlamaya hak vermez. Çünkü bizde kıyas yasaktır. Yani vergi hukukunda kıyas yasaktır. Kıyas demek o ona benziyor, bu buna benziyor, şu şuna benziyor, şu şuna benziyor deyip bu defa küçücük bir benzerliği olanı da bu kapsama almak demek anlamına geliyor kıyas. Örnek olarak söylemek gerekirse işte diyelim ki kedi sahiplerini, kedi sahibi olmaktan dolayı vergilendiren bir vergiyi düşünelim. Böyle olduğunu düşünelim. Kedi nedir? Bir biyolojik bir yapısı var. Ama bir bakıyoruz ki terier köpekler var. Aynı kedi gibi. Baksanız kedi diye dersiniz. Boyu, kilosu, bir numaraları aynı galiba kedilerden. Tamam. Güzel. Köpeğe geçti. Bunu yapamazsın diyor. Ha arada fark yok mu? Var. Biri bir aynı değil. Öyle olsa ona da kedi derdi. Biri hav diyor, biri miyav diyor. Başka bir farkı yok. Her şey aynı. Dolayısıyla hiçbir şekilde en ufak bir benzemeyi bile diğerine atlamaya izin vermezler. Buna biz tipiklik adını veriyoruz. Tipiklik. Yani tıpa tıp vergiyi doğuran olay, verginin içeriği neyse onun günlük hayatta meydana gelmiş olmasını aramamız lazım. Ve ona göre işlemleri gerçekleştirmemiz lazım. O ona benziyor, bu buna benziyor demeye ne vergi idaremizin hakkı olması lazım ne de bizim hakkımız olması lazım. Biz o yasak, yani kıyas yasağı bizi de ilgilendiriyor, idaremizi de ilgilendiriyor. Doğal olarak bu konuda yorum yapacak mahkemeler ya da hülasa yorum yapacak herkesi bu kıyas yasağı ne yapıyor? İlgilendirmiş oluyor. Bu noktada hakimin hukuk yaratması da bizim hukukumuzda mümkün değildir. Çünkü bunun önündeki en büyük engel nedir? Kanunilik olduğunu sizlere ifade etmek isterim. Şimdi vergiler konusunda bireysel başvuru kullanılabilir mi? Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yolu açıldı biliyorsunuz. Daha önceden bireysel başvuru yolu yok idi. Doğrudan doğruya nereye gidiyorduk? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliyorduk. Şimdi bir ara kademe olarak gene gidebilirsiniz ama
önce bizim ülkemizdeki iç hukuk bakımından olan Anayasa Mahkemesi'mize gidiyor. Onu bireysel başvuruyorlar. Görevlerinden biri de bu. Bireysel başvurunun konusu nedir? Eğer bir kişi temel hak ve özgürlük, anayasada yazılı olan temel hak ve özgürlüklerinin yapılan uygulamalar nedeniyle zedelendiğini düşünüyorsa, ki yakın zamandaki bir sürü olgudan haberdarız, yani işte onlara yönelik aldığı kararlardan haberdarız en azından. Bu noktada bireysel başvuru yoluna gidiyoruz ve oradan belirli bir sonuç alıyoruz. Şimdi vergiler konusunda bireysel başvuruya gidebilir miyiz? Vergiler konusunda bireysel başvuruya gitmemizin ayağı, yolu, geçiş yolu, anayasanın temel hak ve özgürlükleri içine mülkiyet hakkı da var. Vergi de mülkiyet hakkına müdahale niteliği gösteren en önemli araçlardan biri. Ne demek bu? Çıkart cebindeki bir maliki olduğun şu kadar lirayı bana öde diyorsunuz. Yani kişinin mülkiyet hakkının da olan bir parayı, almaman gereken bir parayı en azından alıyorsun. Dolayısıyla işgal etmemen gereken bir arazisini işgal etmen gibi bir müdahalede bulunuyor. Mülkiyet hakkına müdahaledir. İşte Anayasa Mahkemesi vergiye ilişkin bu türdeki itiraflara, yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunda taşımanıza engel bir şey yok. Yolu nedir? Mülkiyet hakkıdır. Eğer mülkiyet hakkıyla verginin ilişkisi olmamış olsaydı belki Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürmek mümkün olmayacaktı. Temel hak ve özgürlüklerle ilişkisini mutlaka ne yapmamız lazım? Götüreceğimiz konunun ileri sürmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir hususu belirtelim. Bir vergi var. Örnek olarak söylüyorum sadece. Seyahat vergisi. Bir yerden bir yere seyahat eden kilometre başına 500 lira öder. Vergi bu. Sonra devlet koyar bunu. Yani sonuç itibariyle devletin egemenlik yetkilerinin bir uzantısıdır vergi koyma. Ama seyahat hakkı benim anayasada bana verilen bir hak olduğu için onu engelleyen bu vergiyi ben ne yapabilirim? Vergi uygulamasını Anayasa Mahkemesi'ne götürebilirim. Hülasa söylemek istediğim, hangi vergi itilafını bireysel başvuruya götürmeye kalkıyorsam mutlaka anayasadaki temel hak ve özgürlüklerle o verginin ilişkisini ve o hakkı ulaşmama engel olduğunu ne yapmam lazım? Ortaya koymuş olmam lazım. Arkadaşlar bir miktar da kabahat ve suçlardan bahsedeyim. Tabii bütün hukuk sisteminde kabahatler var, bütün hukuk sisteminde suçlar var. Vergi hukukunda da böyle. İşte trafik kabahatleri, trafik suçları, imar kabahatleri, imar suçları gibi değişik alanda yaygındır bunlar. Peki kabahatle suç arasındaki farklardan iki tanesini belirteceğim. Dolayısıyla bize uygulanan yaptırımın, yaptırımı uygulamasını gerektiren fiilin suç mu olduğunu, kabahat mi olduğunu buna bakarak anlayabiliriz. Ben iki tanesini belirteyim. Bir, verilen ceza esas itibariyle para cezasıysa, esas itibariyle sadece yeter değil yalnız. Bunun yanında bir tane daha norm getirir. Para cezası ile genel olarak kabahattir. Eğer hapis cezası ile genel olarak suçtur diyoruz. Yalnız ikinci bir husus, bu para cezasını mesela adliyeler de adli para cezası veriyor. Yani her para cezası kabahat demek anlamında söylemedim. En azından iki tane özelliğini söyleyeyim. Ve cezayı verecek, para cezasını verecek idare ise bu kabahat haline dönüşüyor. Hem idare olacak hem para cezası olacak. Ötekinde mahkeme olacak ve hapis cezası olacak. Mahkemenin verdiği kararlar, yani ceza mahkemesinin verdiği para cezaları tabii ki suçun karşılığı olarak değerlendiriyor. Bunlara biz idari para cezası diyoruz, ötekilere adli para cezası adını veriyoruz. Hukuk sistemimizde bunlar yaygın. Bizim hukuk sistemimizde de, yani vergi hukuku sistemimizde de kabahatler kategorisine baktığımız zaman iki tane temel kabahatimiz var. Biri vergi ziyağı kabahati, biri nedir? Usulsüzlük kabahati. Usulsüzlük kabahati de orijinal halindeki hal neydi? Genel usulsüzlük vardı. Daha da usulsüzlükler vardı. Sonradan özel usulsüzlük geldi. Sonraki zamanda geldi. Şimdi bizim mevzuatımızda isim olarak, terim olarak usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler var. O halde nasıl isimlendirmek lazım? Birinci kategoriye genel demek lazım. İkinciye özel demek lazım. Çünkü özeli varsa bir şeyin neyi vardır? Geneli olması lazım.
literatürde birinci kategoride yer alanlara genel usulsüzlükler, ikinci kategoridekine zaten kanun kendisi olarak özel usulsüzlükler demiştir. Şimdi bu özel usulsüzlük, genel usulsüzlük kavramları nedir diye biraz daha teorik düşünmeye bakarsak, bakın vergi ziya kabahatinin esas itibariyle iki tane fiili var. Birinci fiil ne? Vergi ziya yaratan her hareket. Tamam. Ama bunlardan nitelikli olanlarla yaparsan cezanı artırırım diyor. Üç kat veririm. Nedir onlar? 359'daki sahte belge, bilinmeyen adlarla hesap açmak, muhasebe hilesi yapmak vesaire vesaire. İşte onları biliyorsunuz. Şimdi biz şöyle diyoruz. Vergi ziya kabahati her türlü hareketle eksik veya geç vergi tahakkukuna sebebiyet vermektir diyoruz. Ama aynı sonuca, aynı neticeye bu nitelikli fiillerle ulaşırsanız, onları bir nitelikli hali diyoruz. Vergi ziya kabahatinin nitelikli hali diyoruz. Onlara daha fazla ceza veriyoruz. Genel usulsüzlükler, bunları yaparsan hareket kabahatidir. Bunu yapmış olman cezalandırmak için yeterlidir. Ama bunları şu şekilde yaparsan usulsüzlüğün nitelikli halidir diyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Nitelikli hal. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Bir kişi hırsızlık yapıyorsa çok karşı tarafın zaafından yararlanacak şekilde yapıyorsa bu nitelikli hali oluyor. Mesela işte dolandırıyorsa, yaşlı birini dolandırıyorsa bu nitelikli hal. Ona biraz daha fazla ceza vereceğiz. Genç birini dolandırıyorsa ceza vermeyeceğiz demiyoruz. Ona normal cezayı vereceğiz. Yani bir fiilin nitelikli hali dediğimiz şey daha fazla cezalandırılmasını gerektiren hallerde onun yapılmasıdır. Bizim de vergi ziya kabahatimizde normal fiillerimiz var. İsimlendirilmemiş, sadece neticeye ağırlık veren genel fiiller var. Bir de özel fiillerde yaparsanız 3 kat verilecektir. Şimdi bizim burada meslek mensuplarımızın dikkatini çekmek istediği hususlardan biri, eğer nitelikli fiillerle vergi ziyağı yaratılır ise meslek mensuplarının mali sorumluluğu doğuyor. Bunu bir kere bilelim. Yine bunlar içinde meslek mensubu bir şekilde yer almışsa bu defa iştirak hükümlerine göre sorumluluğu doğuyor. Yine bunlar içinde yer almışsa meslek mensubunun kabahatlere iştirak var. Mükellefe verilen 3 kat cezanın sadece 1 katı veriliyor. Ya da vergi ziyağı kadar veriliyor. Demek ki vergiden sorumlu ödenmezse. Cezadan sorumlu. Geçtiğimizde belirtmiştim. Bir daha ifade ederek en azından açıklamaları tamamlayalım. Sonra hapis cezasından ceza hukuku bakımından iştirak varsa oradan sorumlu. Yani disiplin sorumluluğu var. Odaya ait. 6-7 adet meslek mensubunun 359 kapsamında sorumluluğu olduğunu biliniz. Bazılarının ilk, ikinci derece sorumludur. Yani asıl mükellef vergi öderse sana gelmez. Ama asıl mükellef vergi ödemezse sana hemen ödemeye bir ne yapacaktır? Gönderecektir. Halbuki sen ondan bir menfaat elde etmedin. Vergi ziyağı da sana gelecektir. Vergi de sana gelecektir. İştirak nedeniyle ayrıca sana gelecek. İştirakin muhatabı zaten asıl mükellef değil. Asıl mükellefin vergisini öder. Asıl mükellefin cezasını öder. Kendime ait gelen iştiraki öder. Disiplin cezası al. Hapis cezası gelsin. Bize o iş içinden nasıl çıkacağız yani? O yüzden özellikle 359 kapsamındaki yapılacak uygulamalardan, özellikle sahte belge ağırlıklı olduğunu biliyorsunuz. Defter belge gizleme ağırlıklı olduğunu biliyorsunuz. Yani mahkemelerde daha çok bunları... Mesela muhasebe hilesi. Bunda çok fazla bir şey yok. Çünkü neyin muhasebe hilesi olup neyin olmadığı tam belli değil. Yani tanımlanmış bir şey değil. Ama sahte faturayı tutmuş tanımlamış. Yanıltıcı belgeyi tutmuş tanımlamış orada. Açıkça bütün unsurları belirtmiş. Eğer ona uymuyorsa tipiklik yok demektir. Suç da yok demektir. Sorumluluk da yok demektir. O yüzden tipikliğin fevkalade önemli olduğunu sizlere ifade etmiş olayım. Şimdi benim akşamın ilerleyen saati, bu saatten sonra hafta sonu da
belki daha verimli şekilde zamanınızı değerlendirme imkanı elde edebilirsiniz. Çünkü konular anlatılınca iktisatta bir eğri var biliyorsunuz. Azalan marjinal fayda yasası. Sanıyorum tam alttaki çizgiye paralel hale geldi. Onu aşağı geçti mi marjinal zarara dönüşecek. Bu defa yukarıda artılardan da yemeye başlayacağız. O yüzden onun eğiminin sıfıra geldiğini bu anlamda eksenle çakıştığını düşünerek burada açıklamalarımıza son verelim. Hepinize katıldığınız için ve sabrınız için, gücünüz için de teşekkür ederiz. Ama özel olarak soru sormak isteyen arkadaş varsa onlar tabii ki yöneltebilir. Bir de hani burayla da sınırlı değil. Mustafa arkadaşım, üstadlar biliyor. Yani bir konu olduğunda da bir şekilde ulaşıp sorabilirsiniz. Yani burada engel bir şey yok. Yani biz de son itibariyle bildiğimiz bir şey varsa, aktarabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırız. Yani. Evet. Burada noktalamış oluyoruz. Sağ olun. Bizler de hocamıza değerli bilgi paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine bugünün anısına bir plaket takdimimiz olacak. Plaketi sunmak üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Kahraman davet ediyoruz. Evet, ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çıktı. Nerede fotoğrafımız? Galiba. Eyvallah. Bir açmış bırakmış. Benim bakımdan değil ama odada yani yarın biz bunu yaptık desek ispat edemeyecek. Resmiyemden böyle çıkarttılar yani. Yani ispatı anlatayım ondan sonra ispat edemez durma gibi. Olmaz yani. Tamam çekildi herhalde. Biz şahidiz o yani. Tamam. Hadi okuyun. Neydi o? Atlar kalbi. Thank you.